Narin kızımızın canını alanlardan hesabını adalet önünde mutlaka soracağız. Canilerin en ağır cezaya çarptırılması için konunun bizzat takipçisi olacağım. Kim olursa olsun bütün canilerle mücadelemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz. İşte bu mesajları verdi bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sayın seyirciler, günlerden bu yana dakika dakika takip ediyoruz. Bütün gelişmeleri kamu yayıncılığı hassasiyetiyle an be an sizlerle paylaşıyoruz. Bu akşam da öyle yapacağız. Canlı bağlantılarla ve konuklarımızla küçücük Nari'nin canice bu hayattan koparılışını birinci sayfada ele alacağız. İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarına bakalım. Narin yavrumuzun hünharca katledilmesi hepimizin yüreğine kor bir ateş düşürdü. Narin kızımızın canını alanlardan bunun hesabını adalet önünde mutlaka soracağız. Masum bir yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarpıtılması için konunun bizzat takipçisiyim, takipçisi olacağım. Burada şunun da bilinmesini isterim. Sadece narin evladımızın değil, tüm çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı söndüren ister bölücü teröristler olsun, ister zehir tacirleri ve çeteler olsun, ister yanındaki, yöresindeki vicdan fukaraları olsun, bütün canilerle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. İşte bu mesajları verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hiç vakit kaybetmeden hemen konuyu masaya yatıracağız. Çok kıymetli konuklarımı önce sizlerle buluşturmak istiyorum. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, hoş geldiniz Sayın Selvi. Hoş bulduk. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Servet Birgin İritaş. Sayın Hocam, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Sağ olun. Hemen bölgeye gitmek istiyorum. Sonrasında değerlendireceğiz. Diyarbakır'a gideceğiz değerli izleyenler. 19 gün sonra sayın seyirciler, cansız bedenine ulaşılan ve Türkiye'yi, hepimizi yasa boğan Narin Güran son yolculuğuna uğurlandı. Narin'in ölüm sebebine ilişkin soruşturmada peki gün boyu neler yaşandı? Hemen Tavşantepe'ye, Diyarbakır'a dönüyorum. Levent Nacar hepsini anlatacak şimdi. Evet Fatih, merhabalar. İyi yayınlar diliyorum ve hemen ayrıntılara geçelim. TRT Haber ön otopsi raporuna ulaştı ve gün boyu da zaten bunu ekranlardan paylaştık. Nedir o bilgiler? Hemen başlıklar halinde aktarayım. Cenaze bütünlüğünde bozulmalar var. Olay yerinde 91 örnek ve numune alındı. Burası önemli. O çocuk Narin Güran daha o çuvalın içerisindeyken adli tıpa götürülmeden olay yerinde 91 örnek ve swaplarla sürüntüler alındı. Bu çok önemli. Daha sonra adli tıp kurumunda incelemeler yapıldı ve bunun sonucunda biyolojik bulgular değerlendirildi. Patolojik bulgulara bakıldı ve bulguların bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda değerlendirilecek. Bir kısmı da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi ki nihai raporun bir hafta 10 gün içinde çıkmasını bekliyoruz. O rapor şu açıdan önemli. Çocuğun ne şekilde öldürüldüğü, nasıl öldürüldüğü belli olacak. Zira bugün ön raporda bu belli olmadı. Onun nedeni de şu. Çocuk çok fazla suyun içinde kaldı ve naaşında bozulmalar olduğu için bu tespit edilemedi. Yani ne şekilde öldürüldüğü tespit edilemedi ve ne zaman öldürüldüğü de tespit edilemedi. Ama o işte biyomoleküler incelemeler sonucunda bu belli olacak. Onun dışında herhangi bir şekilde bıçakla yaralama, bir darp ve diğer kesici bir aletle de bir müdahale söz konusu değil. O da ön rapora yansıyan hususlardan biri. Onun dışında 11 saat 10 dakika sürmüştü. Bunu adli tıpçılar çok iyi bilirler. Gerçekten çok uzun bir zaman, neredeyse günün tamamında devam eden bir çalışmadan bahsediliyor. 11 saat 10 dakika sürdü. Sabah 10.30'da başladı. 21.50 civarında tamamlanmıştı. 3 Cumhuriyet Savcısı, 3 patoloji uzmanı, 3 otopsi teknikeri
4 adli tıp uzmanı, adli tıp grup başkanı, morg ihtisas dairesi başkanı, adli tıp şube müdürü gibi isimler katıldı. Şimdi bu işin otopsi tarafı, bir de tabii gözaltına alınan bir kişi var. Onun ifadeleri olayın boyutunu çok daha hızlı anlamamızı sağladı. Kim o? Bir sıva ustası. 48 yaşında, evli, 6 çocuğu olan birisi. Onun bu olayla ilgisi ne? Şimdi Tavşantepe mahallesinde yaşayan, kendisine ev yapan bir sıva ustası. Bu Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili aynı zamanda da mahallenin muhtarı olan amcası var. O gözaltına alınıp biliyorsunuz tutuklanmıştı. Arabasında DNA örneklerine rastlandığı için. Bu kişi, evini yapan kişi aynı yerde oturuyor. Çok fazla uzak değil evleri. Ve evinde su kesik olduğu için, mahallenin muhtarı olduğu için de Narin'in amcasını arıyor ve yardım istiyor. Sonra diyor ki gel buluşalım, ben bunu halledeceğim, su işini bir konuşalım diyor. Beraber evden çıkıyorlar. Tavşantepe mahallesinin ortasında işte araçlarıyla buluşuyorlar. Sonra Narin'in amcası diyor ki şu ön koltuğu gösteriyor. Buraya bir bak diyor, bir battaniye gösteriyor. İşte diyor bunu ortadan kaldırmanı istiyorum. Bu işi halledersen sana diyor 200 bin lira vereceğim. Ailem var, onları düşün gibi laflar ediyor. Sonrasında sıva ustası yaklaşıyor. Battaniyenin içinde kimin olduğunu tam göremiyor ama sonrasında işte alıyorlar battaniye ile birlikte çocuğu. O sıva ustasının arabasına koyuyorlar. Arabanın rengi belli, plakası belli, modeli belli, saati belli. Sonra sıva ustası kendince çocuğu gömebilmek için bir formül buluyor. O da şu: bir çuvalın içerisine koyuyor, aracın bagajında olan, çünkü amcası soruyor bunu nereye koyacaksın, nasıl saklayacaksın falan diye. Çuvalın içine koyup aşağıdan geçen derenin eğer tutmaz deresinin içine koymaya karar veriyorlar. Şimdi çuvalın içine çocuk konulduktan sonra o sıva ustası kişi tek başına aracıyla götürüyor çocuğu, derenin içine koyuyor. Çöksün diye hem çuvalın içine taşlar koyuyor, çuvalın üzerine de 15-20 kiloluk taşlar koyarak iyice batmasını ve görünmemesini sağlıyor. Dallarla da kapatıldığı falan söylemişti ama bu sıva ustasının ifadesinde yok. Ama suyun içinde görünmeyecek bir hale geliyor. Zira daha önceden zaten ekipler, o bölgede uzman ekipler, jandarma arama kurtarma timleri defaten aramalar yapmışlardı o dere boyunca. Özel eğitimli köpekler var, kadavra köpekleri ve iz takip köpekleri var ki kadavra köpekleri gerçekten önemli. Eğer karada bir yerde gömülmüş olsaydı çok daha hızlı bulabilirlerdi. Çünkü kokuyu çok hızlı alabiliyorlar. Suyun içine gömülüp kaldığı için o köpekler o kokuyu alamadılar. Örneğin cuma günü ben orada olduğumda da kameraman arkadaşım Serdar Korkmaz da biz onların o aramalarını dakikalar, hatta saat boyunca göstermiştik. Jandarma dalgıçları suyun içine girmişler, çubuklarla aramışlardı böyle metre metre ve köpekler de suyun içine girip koklamaya çalışmışlardı ama cesedi bulamamışlardı. Daha sonrasında işte yürütülen soruşturma sonucunda, alınan ifadeler sonucunda bir gelişme yaşandı ve çocuğun cesedi, naaşı bulundu. Dün saat 08.45 civarında bulundu. Hemen İçişleri Bakanı açıklamayı yaptı ve sonra da çocuğun cesedi oradan alınıp Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada otopsi raporunun hazırlanması için işlemler yapıldı. Şimdi otopsi raporu tabii ki önemli ama ifadeler de önemli. Şu an 24 kişi gözaltında. Bunlardan biri Narin Güran'ın amcası, aynı zamanda köyün muhtarı olan kişi tutuklu. Onun dışında annesi, babası, ağabeyi, daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan bir abisi vardı o ve bu sıva ustası kişi de dahil olmak üzere 24 kişi gözaltında, amcası da tutuklu. Şimdi burada tabii bunlar hep olayın böyle adli yönü, kriminal yönü, söylenecek çok şey var ama o sonucu beklemek gerekiyor. Bir de şunu vurgulamak gerekiyor: bunlar tamamen dediğimiz gibi objektif bilgiler, benim yorumlarım kesinlikle değil. Onların bir büyük amcası var. Köy meydanında sohbet ederken babasının amcası daha doğrusu şunu söylüyordu: biz diyordu güçlü bir aileyiz, birbirimize tutkun bir aileyiz, namuslu bir aileyiz. Biz böyle bir olayın olmasını kabul etmiyoruz. Daha bu çocuk bulunmadan önce. Dediler ki bu öldürülmüş olursa da bulunmasını istiyoruz dediler. Ama çok geniş bir araziden,
10 bin dekarlık arazilere sahip olduğundan bahsediliyor. Orada yapılmış 40'a yakın bir yeni villa var. Bunlara ait olduğunu anlatıyordu. Bunları satmaya ihtiyacımız yok. Biz bunu para için bizden kimse yapmış olamaz falan diyordu. Ama ilerleyen günlerde belki bu boyutu da öne çıkacaktır. Orada bir arazi anlaşmazlığı ya da bir parasal durum var. Bunlardan emin değiliz. Ama dediğimiz gibi soruşturma derinleşerek devam edecek ve sonuçları biz çok daha hızlı peyderpey görmeyi sürdüreceğiz. Levent Nacar'a teşekkür ediyoruz. Hemen bir İstanbul'a gideceğiz şimdi. Çünkü İstanbul Adli Tıp'ta da devam eden bir süreç var. Muhabir arkadaşım Ferit Demirbaş bizi orada bekliyor. İstanbul Adli Tıp'taki süreci anlatacak, bizlerle paylaşacak. Söz Ferit'te. Evet Fatih Çimen, malum olduğu üzere 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Tabii şu anda kamuoyunun dikkati hem Diyarbakır'da sürdürülen adli sürece hem de adli tıp kurumlarında yürütülen sürece çevrilmiş durumda. Otopsi işlemleri ilk olarak Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilmişti. Küçük Nari'nin bulunan cenazesi üzerinde ön otopsi gerçekleştirilmişti. İşte o süreçte 91 doku örneği alındı Narin Güran'ın bulunan cenazesi üzerinden. Tabii şimdi bu örnekler üzerinde gerek kimyasal gerek biyolojik gerekse de patolojik detaylı incelemeler gerçekleştirilecek. Tabii bu doku örneklerinin bir kısmının Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda incelenmesi mümkün. Orada bu süreç yürütülebiliyor. Ancak bazı doku örnekleri üzerinde daha ileri tetkikler gerektiren işlemlerin yapılması lazım. İşte bu nedenle Narin Güran'ın cenazesinden alınan bazı doku örnekleri bugün İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na teslim edildi. Burada Adli Tıp Kurumu uzmanlarınca da hummalı bir çalışmanın yürütüldüğünü belirtelim. Muhabir arkadaşımız Levent Nacar her iki sürece dair detayları aktardı. Ben son olarak şu noktaya dikkat çekerek sözü size bırakacağım. Küçük Nari'nin katledilen bedeni bir çuval içerisinde bulunmuştu. Tabii ilk dikkat çeken noktalardan birinde Nari'nin cenazesinde sol bacağının diz altından kopmuş olduğuydu. İşte Nari'nin cenazesinin konulduğu bu çuval içerisinde bir de Nari'ne ait olduğu değerlendirilen bir kaval kemiği bulundu. İşte bazı doku örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi demiştik. O kaval kemiği de gönderilen örnekler arasında. Zira İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda bir kemik inceleme birimi var. İşte o Narin'e ait olduğu değerlendirilen kemik üzerinde de gerekli tüm detaylı incelemeler gerçekleştirilecek diyelim ve sözü şimdilik size bırakalım. Evet, programı açarken çok hassas bir mesele olduğunu, kamu yayıncılığı hassasiyetiyle de üzerinde durarak bütün bu meseleyi masaya yatıracağımızı söylerken aslında kastettiğim de buydu. Şimdi biz hani kulağa hiç hoş gelmeyen şeyler konuşuyoruz. Cansız bedenden, o bedenin parçalarından konuşuyoruz ama birazdan konunun uzmanı kıymetli hocama da söz vereceğim. İyi ki böyle bir bilim dalı var değerli izleyenler. Çünkü kusursuz cinayet yoktur. Bunu böyle biliyoruz. Ama ilk olarak Sayın Selvi'den bir meslek büyüğüm olarak bir çerçeve çizmesini rica edeceğim. Zor bir süreç, zor günlerden geçiyoruz. Nasıl bir çerçeve üzerinde ele almalıyız? Fatih Bey, sizinle birçok yayın yaptık. Ancak bu çok zor ve ağır yayınlardan birisi gerçekten. Bakın bugün okullar açıldı. Nari'nin arkadaşlar sıralarına oturdu. Yeni bir sınıfa başladılar ama Narin kızımız yoktur. Narin bir çiçek gibi koparıldı. Çocukların en korunaklı yeri ailesidir, akrabalarıdır, köyüdür. Ama görüyoruz ki bu kız çocuklarımız maalesef ailelerinin, akrabalarının yanında katlediliyorlar ve katiller de en yakınlarından çıkıyor. Bu değerlerimizin yıkılması açısından çok sarsıcı bir durum. Narin olayında da bununla karşı karşıyayız. Bir, ortada bir cinayet var. İkincisi, katledilen bir kız çocuğu var. Ve bunun çok profesyonel bir şekilde saklanması, yok edilme çabası var. Servet Hocam bunun elbette ki diğer boyutlarını değerlendirecek. Ama bizim de üzerinizde konuşmamız gereken noktalar var. Çünkü böyle gül gibi çocuklarımız birer birer koparılıyor ve en yakınları tarafından katlediyor. Yani başına bir felaket geldiğinde sığınabileceği yuvasında,
ailesinde, yakınları, akrabaları ve köyünden maalesef ki katilleri çıkıyor. Bu da inançlarımız, değerlerimiz açısından çok sarsıcı bir durum. Benim aldığım bilgiye göre amcası da çözülmeye başlamış. Cinayeti nasıl işlediğini itiraf etmeye başlamış. Zannediyorum zaten hani Nari'nin cesedi bulunduktan sonra bir ayrı itirafçı var. O Nari'nin cesedini gömen kişi ama cinayeti işleyen kişi de bu olayı neden işlediğini ve nasıl işlediğini de anlatmaya başlamış. Zannediyorum yarın yeni bilgilerle aslında vahşetin yeni yüzüyle karşılaşmış olacağız. Yani çünkü o sorular çok önemli. Şimdi kim sorusuna biraz yakınız. Nasıl sorusu teknik olarak belki belli oldu. Ama niçin, neden sorusunun aydınlatılması gerekiyor. Zannediyorum o bizim için daha ürpertici olacak. Evet. Sayın Hocam, sizin bilgilerinize çok ihtiyacımız var. Tıbbi olarak da sizden bir çerçeve rica edip satır aralarındaki sorulara geçmek istiyorum. Yani çünkü ateş düştüğü yeri yakar deriz böyle durumlarda. Ateşin düştüğü yerden bunun çıkıyor olması da hakikaten ürpertici. Aslında ateş bütün Türkiye'yi yaktı. Bütün, tabii vicdanlara düştü ateş. Servet Hocam, şimdi bir su içinde bulunması, işte muhabir arkadaşlarım anlattılar, cansız bedeninin bazı parçaları üzerinde birçok analizler yapıldı ama süreç devam ediyor. Bu süreç nasıl bir süreç? Bize hangi ufukları açar? Öncelikle tüm toplumu derinden yaralayan, hakikaten çok üzen bir travmatik bir vakayla karşı karşıyayız. Hepimiz çok üzgünüz. Tüm insanlığın başı sağ olsun demekle başlıyorum. Umarım bu tür vakalar bir daha yaşanmaz. Elbette adli vakalarda gelişmeleri cımbızlayarak bir sonuca ulaşmak olası değildir. Adli vakanın küçüğün son görüldüğü nokta itibariyle bulunduğu, cesedin bulunduğu nokta arasındaki o dinamik alandaki yapılacak tüm incelemeler ile birlikte sonuca mutlaka ulaşılacaktır. Ben bizi izleyenlere de şu konuda kesinlikle müsterih olmalarını istirham ediyorum. Son derece teknik donanıma, bilimsel ve personel yeterliliğine sahip adli tıp kurumumuz bu alanda olay yeri incelemeleri hasebiyle gerekli incelemeleri yapabilecek donanıma ve yeterliliğe sahip personelimizle yaklaşık 2000 kişilik bir araştırmacı ordusuyla yapılan bir incelemede bu olay en ince ayrıntısına kadar açıklanacak ve günler içerisinde bir sonuca ulaşılacaktır. Şöyle yapılan tabii ilk otopsi verilerinde ki henüz buna ulaşılamadı gibi ifadeler, başta da belirttiğim gibi bu olayın dinamik bütün verileriyle birlikte irdelenmesi gereken bir olay olduğunu tekrar bize anımsatmış oluyor. Bunu bir T cetveli gibi düşünmek lazım. Sol tarafına bilimsel olarak referansın bilim olduğu verilerden, incelemelerden elde edilen veriler. Sağ tarafa da yine görgü tanıkları, işte mobese kameraları, konuşulanlar, ifadeler, itiraflar eklediğimizde tüm verilerin bir kere karşılıklı olarak örtüştüğü an itibariyle biz sonuca ulaşmış olacağız. Suda bulunan çuval içerisinde suda bulunan cesedi, küçüğümüz ve yanındaki eşyalarla alakalı sorular gündeme çok fazla düşmeye başladı. Şöyle biz tabii şu anda ölüm sebebini ve ölüm zamanını bilmiyoruz. Otopsi işlemleri açıklandıktan sonra net zaman aralığı vermek suretiyle ölüm zamanı ve sebebine ulaşmış olacağız. Dolayısıyla biz öncelikle küçüğün ne kadar süre suda kaldığını bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz bir husus var. Bir çuval içerisinde bu da tabii ki sudaki canlılara karşı koruyucu bir özellik sağlamış olabilir mantığı üzerinden hareket etmek gerekirse. Üzerindeki eşyalar ve bahsedilen işte terlik, çanta, kitap bu eşyalar da bu çuvalın içerisine kendiliğinden girmediğine göre suda bulunan eşyalar üzerinden elde edilecek biyolojik fiziksel delilleri asla küçümsememek gerekir. Günlerle birlikte suyun pH'sı, yapısı, florası, hareketliliği, sıcaklığı tabii ki etkili olmakla birlikte en basitinden o çanta, o eşyada suçlu veya suçlulara dair bir biyolojik ize, hatta izler noktasında bizi kişiye götüren en temel, en eski, en ucuz, en pratik parmak izine dahi
ulaşabileceğimizi hatırlatmak isterim. Çok küçümsenmemesi gereken bir delildir. Sudan çıkarılmış olmasına rağmen eşyalar üzerinde parmak izi bulunabilme ihtimali. Küçümsemememiz gerekir. Bununla birlikte olay mahallinde başladı inceleme. Çuval tabii ki önce adli tıp uygulamaları kapsamında bir skopi işleminden geçirildi. Yani röntgene tabi tutuldu. İçeriğine ulaşılmaya çalışıldı. Ve çuval içerisindeki hem küçüğümüz hem de ona ait bütün eşyalar, ayrıca suçlu veya suçlulara yönelik ulaşılma ihtimali olan biyolojik veya fiziksel delillere ulaşmak üzere her türlü numune alındığını ve bu numuneler üzerinde de her türlü analizin yapılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hocam, burada araya girecek olursak, buyurun. Şimdi şimdi suda kaybolabilecek, kaybolur mu diye sorduğumuz delillere dair çok önemli açıklamalar yaptınız aslında. Yani birçok şey bizim için adli olarak, tıbbi olarak delil olabilir dediniz. Şimdi gündem bu olduğu için tabii ki biz de gazetecileri olarak daha fazla bu işe yöneliyoruz, adli tıp meselesine. Bugün bir haberle karşı karşıyaydım. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde 44 yıl önce işlenmiş bir cinayette yeniden bakın 44 yıl sonra yeniden yapılan incelemeler sonucunda bir sigara izmaritinde bir insan DNA kalıntısına rastlanıyor. Evet. Yine duyduğum, bildiğim kadarıyla tabii ki size doğru soracağım. O mitokondriye dahil, yani insan vücudunun en küçük hücresel parçasına orada rastlanılsa dahi bir veri bankası aracılığıyla kime ait olduğunun belli olabileceği bir gelişmişlik düzeyinde hiçbir şey bizim için geç değil olsa gerek. Kesinlikle değil geç değil. Siz de bahsettiniz. Tabii elbette zaman deliller noktasında bizi zorlayabilir ama özellikle biraz önceki bahsettiğim en temel veri, parmak izine dahi ulaşılabileceğini söylüyor olmamız diğer delillere ulaşmanın da hiç de imkansız olmadığını bize gösteriyor. Bunlara ulaşmak her an mümkün. Mitokondriyal düzeyde inceleme yapabilecek, tabiri caizse uzay üssü alfa diyebileceğim bir yapılanmaya sahip bizim adli tıp kurumumuz. Yine benzer şekilde olay yerindeki o dinamik alandaki her türlü delili kaçırmadan toplayacak, alacak ve laboratuvara naklini sağlayacak da personel donanımına sahibiz. Bu noktada ben çok müsterihim. Günlerle sayılabilecek çok kısa bir süre içerisinde biz suçlu veya suçlulara konu hasebiyle olayda suç iştiraklerinin olduğuna yönelik tabii veriler mevcut ulaşılacaktır diye düşünüyorum. Suyun içerisinde olmuş olması da delillerin kaybolacağı, bunlara ulaşılamayacağı anlamını taşımıyor. Çok teşekkürler. Buyurun. Fatih Bey, ben yani 40 yıl dediniz, bu olayın 48 saat kalmadan aydınlatılacağını düşünüyorum. Tabii. Çünkü yani en uç örnek olarak onu tabii verdim. Yani bunu bizim de zaten adli tıpımız bu konuda çok gelişmiş. Şu açıdan bunu ifade ettim. Bir, ceset bulundu. İkincisi, bu cesedi gömen, yani muhtardan alıp gömen kişi itirafta bulundu. Aldığımız bilgilere göre içerideki çapraz sorguda da hem bu cinayeti işlediği iddia edilen amcası ve aynı zamanda muhtarın hem diğer aile fertlerinde artık yavaş yavaş çözülmeye başladığı söyleniyor. Zannediyorum biz yarın ve öbürsü gün bu olayla ilgili çok daha yeni bilgilere ulaşacağız. Burada ilginç birkaç nokta var. Yani bir, cinayetin işlenmesi, hangi sebepten dolayı işlendi, tek kişi mi yaptı, ona yardım edenler mi oldu? Cinayetten sonra kimlerin haberi oldu, kimlerin sustu? Burada bir köyde bir suskunluk dikkati çekiyor. Bir sır var. Yani Nari'nin öldürülmesinde eskiden gelen bir husumet mi söz konusu? Amca zanlı olan şu anda zanlı durumda. Amca bu cinayeti işledi mi? Tek başına mı işledi? Ona yardımcı olanlar mı vardı? Ya da Nari'nin görmemesi, tanık olmaması gereken bir şeye mi tanık oldu? O nedenle mi ortadan kaldırıldı? Cinayetten sonra kimlerin haber oldu? Ama köydeki bu suskunluk bir ortak bir sırrı paylaştıklarını gösteriyor. Bu işin hukuki ve sosyal bir boyutu da var diyorsunuz. Tabii. İkincisi, bugün ben de Servet Hocam gibi uzmanlara danıştım. Nari'nin öldükten sonra cesedinin oraya gömülmesi çok profesyonel bir işlem. Ondan dolayı da zaten Nari'nin daha önce
engelli merdivenden yuvarlanarak düşerek öldü dedi. Kardeşiyle ilgili kuşkular da arttı. Yani bir şöyle kıymetli izleyicilerimizi bilgilendirelim. Nari'nin bir engelli kardeşi var. 1,5 yıl önce hayatını kaybediyor. Kaza sonucu hayatını kaybettiği dosyaya giriyor. Onun ölümünün de soruşturmaya dahil edilebileceği belirtiliyor. Evet. Sayın Selvi onu işaret ediyor. Buyurun devam. Evet. Yani orada da şu söz konusu ve onun bir adli tıp incelemesi yapılmadan defnediliyor. Merdivenden düştü. Engelli deniliyor. Bu köyde bir sır var. Hatırlarsanız adli tıpın önünde Nari'nin halalarından birisi dedi ki yalan söylemeye devam edin. Belli ki söylenenlerin yalan olduğunu ama gerçeğin farklı olduğunu söyledi. Bir yumruk yedi biliyorsunuz. O açıdan köyde suskunluğa neden olan belki başka cinayetler söz konusu. Defnedilmesi yani cesedin yok edilmeye çalışılması, gömülmesi konusunda ben danıştığım uzmanlar tüyler ürpertici şeyler anlattılar. Onlar da şu. Bir, diyorlar ki Narin bir çuvala konuluyor ve orada dere yatağına. Dere yatağının da en böyle suyun biriktiği göl tabir ettikleri yere sürüklenip gömülüyor. Bir noktaya yani. Gömülüyor. Ha şu da yanlış anlaşılma. İtirafçı ceset bulunduktan sonra itiraf ediyor. O itirafçının itirafı üzerine ceset bulunmuyor. O neden oraya gömülüyor ve üzerine 15 kilo ağırlığında taşlar konuluyor. Aramada iki köpek kullanıyor. Birisi kadavra köpeği, hocam onu çok iyi bilir. İki koku alan köpek. Koku alan köpeğe Narin'in eşyaları koklatılıyor. 7-8 saat o kokuyla eşyalarını arıyor. Kadavra köpeği ceset arıyor ama suyun içinde olduğu için su bu kokuyu kesiyor. Gizliyor yani. Gizliyor. İkincisi hatırlarsanız o şeyde gölün içerisinde jandarma ekipleri ellerinde uzun demir çubuklarla arama yapıyorlar. O çubukları batırıyorlar. Taşa denk geldiği için aslında iki defa aynı yeri arıyorlar. Taşa denk geldiği için altında ne olduğunu tespit edemiyorlar. Sonra kuşkular üzerine daha önceki yaptıkları aramalardaki bulgularını masaya yatırıyorlar. Bir değerlendirme yapıyor. Farklı bir yöntem kullandıklarında taşın altında ceset torbanın içinde bulunuyor. Böylece şu var. Bir, suyun alıp cesedi götürüp bir yerde kıyıya vurmasını üzerine taş koyarak engelliyor. Demir çubukların cesede ulaşmasını engelliyor. Kadavra ve koku alma köpeklerinin de koku almak yoluyla cesedi bulmasını engelliyor. Burada üç çok profesyonelce bir işlem yani, var. Dere yatağını arayan demir çubukları engelleniyor. Köpeklerin kadavra koku alması engelleniyor. Aynı zamanda da suyun hani, cesedi alıp götürmesi engelleniyor. En yavaş olduğu noktaya, aynen göllenmenin öyle olduğu noktaya gömüldüğü de anlaşılıyor. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Narin konusunda itirafçı olan kişiyi de konuşuyoruz zaten. Bir haberi var. Ona bir bakalım. Yani ilk itiraf geldi dedi. 48 yaşındaki sıva ustası NB. İşte bütün Sayın Selvi'nin ve kıymetli hocamın çizdiği bu çerçeveyi itiraf eden, cansız bedenini ortadan kaldırmak için Narin'in amcasının kendisine 200 bin lira teklif ettiğini söyleyen kişinin ifadelerine bir bakalım, itirafına bakalım, sonra devam edelim. 8 yaşındaki Narin'in ölümünde sır perdesi aralanıyor. Gözaltına alınan 24 şüpheli arasından ilk itiraf geldi. 48 yaşındaki sıva ustası N.B., küçük kızın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne Narin'in amcasının talimatıyla attığını itiraf etti. Narin'in amcası S.G. bana eliyle aracının ön yolcu koltuğundaki battaniyeye sarılı şeyi göstererek bunu yok edeceksin dedi. Ben de ne olduğunu anlamak için yaklaştığımda hareketsiz halde yatan bir insan olduğunu anladım. Şaşırdım ve tereddüt ettim. S.G. bana iyi düşün, sana 200 bin lira veririm dedi. İfadeye göre amca sıva ustasına aracında torba olup olmadığını sordu. N.B. aracının bagajından bir çuval çıkardı ve battaniyeye sarılı çocuğun naaşını alıp çuvala birlikte koydular. Sonrasında ise amcanın yönlendirmesiyle işte görüntüdeki bu kırmızı otomobille Nari'nin cansız bedenini dere yatağına götürdüğünü anlattı. Yolda giderken pişmanlık duydum ancak aldığım şeyden de kurtulmam gerektiğini düşündüm. Aracımı derenin kenarına bıraktım. Etrafta ip aradım. Bulamayınca çocuğun çantasındaki ipi sökerek çuvalın ağzını bağladım. Çuval biri tarafından bulunur diye düşünerek üzerine 15-20 kilo ağırlığında taş koydum.
Nari'nin cansız bedeni işte tam da bu noktada bulundu. İtirafçı olan şüpheli Nari'ni bir çuval içerisinde bu noktaya getirdi. Daha sonra üzerini bir taş ve çalılıklarla kapattı. Küçük Nari'nin cansız bedenini deride saklayan N.B. ardından Tavşantepe mahallesine dönerek katil zanlısı amcayla birlikte Nari'ni arama çalışmalarına katıldı. 8 yaşındaki Nari'ni arama çalışmaları 19 gün boyunca devam etti. N.B. arama çalışmalarında yer aldı. Nari'nin cansız bedenini taşıdığı otomobil ise o sahadayken park halinde böyle görüntülendi. İtirafçı N.B. Nari'nin amcasının göstermelik olarak arama çalışmalarına katıldığını da anlattı. Nari'nin cansız bedeninin bulunduğu noktada jandarma ekipleri yeni bir keşif çalışması başlattı. İtirafçı olan şüpheli savcı eşliğinde olay yerine getirildi. Gözaltındaki şüpheli N.B. savcı ve jandarmaya Nari'ni nereye ve nasıl gömdüğünü anlatarak yer gösteriminde bulundu. Sahadaki keşif 2 saati aşkın sürdü. Bu arada yeri gelmişken şunu da söyleyelim. TRT Haber muhabirlerini tebrik etmek lazım. Büyük soğukkanlılıkla sayın seyirciler, tamamıyla kamuoyunun aydınlatılması için canla başla çalışıyorlar. Az evvel sizin de dikkatinizi çekmiştir. O Merve Şahin'in, muhabir arkadaşımın ikinci anonsunda hemen arka planda itirafçının olay yerine götürülmesi ve savcı eşliğinde tekrar bütün bu yaşananları anlatmasına dair TRT Haber'e özel görüntüler vardı. Kolaylıklar diliyorum elbette arkadaşlarıma. Onların bize ulaştıracağı bilgiler çok ama çok önemli. Bilgi kirliliği de var Sayın Selvi. Bunun da altını çizmek lazım. Çok büyük bilgi kirliliği var. Bu arada şeyin itirafçının cesedi, şimdi biz biraz önce hocamla onu tetkik ediyorduk. Aynı gün mü yoksa birkaç gün sonra mı getirdiği yönde kuşkular vardı ama verdiği ifadesinde Nari'nin kaybolduğu gün 21'inde yani 21 Ağustos'ta amcayla buluşmuşlar ve cesedi almış ifadesinde onu ki, söylüyor. Eşyası, kitapları da içinde. Tabii. Ve onlar içerisinde ilk andan itibaren olayın içerisinde olan birisi. Peki o zaman hemen Sayın Hocamıza tekrar döneceğiz. Sayın Selvi'nin altını çizdiği bu hususlar, bu soğukkanlılık, bu profesyonellik, bu da sizin alanınız elbette. Bununla ilgili de yorumlarınızı merak ediyorum. Evet, Sayın Selvi gayet güzel özetledi aslında. Olayın tek başına yapılmış olması ihtimalinden bizi uzaklaştıran veriler bunlar. Oldukça profesyonelce dizayn edilmiş, tasarlanmış ve netice itibariyle bırakıldığı yer ve şekli itibariyle. Tabii bu hususta ki aslında öncelikle bütün soruları cevaplayabilmek için sistematik otopsi işlemlerinin tamamlanmış olması gerekiyor. Ve olay yerinden elde edilecek tüm verilerin biraz önce de bahsettiğim o T cetvelinde örtüşmesi gerekiyor. Bu örtüşme sağlanmadan aradan cımbızlayarak açıklamalar yapmak tabii ki doğru değil. O bilgi kirliliğine katkı da vermemek anlamında bu süreci, bu sonucu beklememiz gerekiyor. Ancak elde edilen verilere baktığımızda bu suya ne zaman bırakıldığı, cinayetin ne zaman işlendiği elbette otopsi sonrasında öğreneceğiz ama bunun tabii ki tek kişiyle yapılması o kadar kalabalık basın ordusu ve kolluk kuvvetlerinin içinde çok olası bir durum değil. Suça iştiraklerin olduğu yönünde bizi yönlendiriyor açıkçası. Bu tür olaylarda Sayın Hocam daha net anlatacaktır. Bazen sosyal bağları belirleyen korku olur, tehdit olur, endişe olur veya farklı duygusal sebepler olabilir. Bazen böyle olumsuzluklarla karşımıza çıkabiliyor elbette. O 19 gün beklenmiş olmasını ya da ulaşılamamış olmasında bunların etkisi var mı? Bu süreçler tabii ki aslında baktığınızda son derece profesyonel ve tüm eğitimleri boyunca suçlu analizi yapan kıymetli Cumhuriyet Savcılarımızın değerlendirmesi aşamasında ve ben çok müsterihim bu konuda net bir sonuca çok kısa süre içerisinde ulaşacağız. Evet, şimdi Sayın Selvi altını çizdi, onu size soramadım. Şimdi şöyle bir durum da var, yani hani yorum üzerinden değil olgular üzerinden sizin de ifade ettiğiniz gibi hareket etmekte yarar var. Hassas bir mesele çünkü. Kesinlikle. 1,5 yıl önce hayatını kaybeden bir kardeşi var. Evet. Şimdi bu da elimizdeki bir veri. Onun ölümünün de soruşturmaya dahil edilebileceği belirtiliyor. Evet. Böyle bir durum olursa yani engelli kardeşi Tülin Güran'ın otopsi yapılmadan defnedildiği de biliniyor. Böyle bir otopsi tekrar yapılırsa yine bulgulara ulaşılabilir mi?
1,5 yıl üzerinden geçmiş. Elbette ulaşılabilir. Tabii ki Fethi Kabir işlemleri, bu adli yargının tabii karar vereceği bir süreç incelenmesi noktasında. Fethi Kabir yapılarak ceset üzerinde sistematik otopsi uygulamalarıyla ölüm sebebine yönelik bulgular elde edilebilir. Gerek ceset üzerinde, gerekse gömüldüğü işte mezarlık yakını veya toprak analizleri yapmak suretiyle, kimyasal analizler, yine travmatik izlerin incelenmesi, araştırılması suretiyle ölüm sebebine ulaşılabilir. Ve konuyla bir bağı var mı, süreçle alakalı bir bağlantı oluşur mu noktası da bunlar yapıldıktan sonra ancak bu noktada bir sonuca ulaşılabilir. Dahil edilmesi noktası tabii ki karar Cumhuriyet Savcılarımızın, adli yargının, ancak bu kadar soru işaretinin olduğu bir noktada zannımca bu konunun da irdelenmesi, incelenmesi gerekecek diye düşünüyorum. Evet, yani böyle bir çatı inşa edildiğinde evet, bütün bileşenlerin eş güdümlü, eş zamanlı koordinasyon ve dayanışma dahilinde ilerlemesi gereken son derece önemli bir süreçten bahsediyoruz. Evet. Bununla ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sayın Selvi kabine toplantısı sonrası bizzat müstakil olarak bu kısma yer ayırdığını ve çok önemsediğini biliyoruz. Mesajlarına da yansıyor. Şöyle dedi, hemen girişte de paylaştık ama tekrar etmekte yarar var. Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız. Masum yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarptırılması için konunun bizzat takipçisi olacağım dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne dersiniz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konulardaki hassasiyeti ve tavrı çok iyi biliniyor. Başından beri de zaten bu süreci takip ediyor. Burada devlet erkanının yayınladığı mesajlarda da dikkatinizi bir nokta çekmiştir. Aileye başsağlığı dilenmiyor. Çünkü aile de burada zanlı durumunda. Elbette ki Cumhurbaşkanı'nın başından itibaren devletin baş olarak bunu takip etmesi, burada olayı aydınlatmak için çaba gösterenlere çok büyük bir güç ve moral sağlayacaktır. Kızlarımız, bakın, Narin haberini verirken Narin'den bir yaş küçük ya Narin'den aynı yaşta ya da Narin'den bir yaş daha büyük olan kızlarımız bir bir hayattan koparılmış. Bunlar ve en yakınlarındaki insanlar tarafından vahşi bir şekilde katledilmişler. O nedenle bu olay bizim için Sayın Cumhurbaşkanı da altını çizdiği şekilde en öncelikli meselelerimizden birisi. Şimdi işin biraz da sosyal boyutunu konuşmak istiyorum tabii. Son derece deneyimli iki isim stüdyoda konuğumken yapacakları yorumlara ihtiyacımız var elbette. Arka planda eğer hazırsa Narin'in ve Narin'e dair çevresine dair fotoğraflar az evvel vermiştik. Onları bir verelim, üzerine biraz yorumlayalım. Şimdi Narin'in sınıfı burası Sayın Selvi. Son derece duygusal anlar. İşte önce bu, sınıfta evet, öğrenci arkadaşlarıyla evet, birlikte okullar kapanmadan önceki bir fotoğraf bu. Yani birkaç ay öncesine evet, ait bir fotoğraf ve birkaç ay sonra masasında çiçekler ama kendisi yoktur. Kendisi aynı gün, okulların açıldığı gün, yani bugün 9 Eylül günü toprağın altına konuldu ve tabutunda da çok istediği, giymek istediği gelinliği vardı. Aslında o tabuta bir de okul önlüğünün evet, konulması gerekiyordu. Okulları arkadaşları ders zili başlayıp sınıflarını doldururken o kara toprağın altına girdi. Çok ağır bir durum. Görüntü itibariyle de son derece hayat dolu, hareketli, değil mi? Cıvıl cıvıl. Sevgi dolu bir çocuğumuzdan bahsediyoruz. Cıvıl cıvıl. Yani bu yaşlarda olan diğer Narin gibi önceden katledilen çocuklarımızın da aslında görüntüleri, kimi bir düğünde, kimi bir yaş günü kutlamasında ya kimi bir okuldaki etkinlikte cıvıl cıvıl etrafına neşe saçan çocuklar. Hemen sol başta da ne yazık ki Narin'in kabri var sayın evet, seyirciler. Ve bir oyuncak işte. Evet. Yani bir küçücük çocuğun hayatının baharında da diyemiyoruz tabii. Yani tabii, hayatının baharının ilkinde, hayatının ilk evet, baharında hiçbir şey yaşamamışken hayat dolu bir çocuğumuzun hayattan koparılışı. Şimdi çok önemli bir şey söylediniz Sayın Selvi en başta. Yani bu ateş hepimizin yüreğine düşmeli. Evet. Bunu toplum olarak nasıl yöneteceğiz? Onu soracağım size. Bir, acıyı yaşayacağız elbette. Acı hepimizin yüreğine, vicdanına, merhametine düşmeli.
Bir de bunu yöneteceğiz değil mi? Yani bir daha bu şekilde narinler, narinlerin narin vücudu canice bu hayattan koparılmasın diye toplumsal olarak bunu da yönetmemiz gerekiyor. Elbette çocuklarımız sokağa çıkacak. Elbette topluma güveneceğiz. Tabii. Elbette bu sosyal hayatın içinde olacağız. Hiçbirimiz evlatlarımızı evlerine kilitleyip de ömür boyu orada kalmasını, bu şekilde yaşamasını bekleyemeyiz. Bu hayata karışacağız ama ne yaparak karışacağız? Nasıl yapacağız bunu? Şöyle, narinin tabutu getirilip orada bir teneşirin üzerine konulduğunda dedi ki namazı kıldıran hoca, buraya insanlığın vicdanı konuldu. Yani bu gerçekten insanlığın bittiği bir nokta. Elbette ki bu olaylar karşısında susmayacağız. Töre diye, aile sırrı diye bunları kapatmayacağız. Konuşacağız. Bunu yapanlar cezasını alacak ama biz toplum olarak bunları hem vicdanımızla mahkum edeceğiz hem insan içine çıkamayacak bir şekle gelecek. Sadece narini katleden değil ya da katledenler değil, ondan haberi olanlar da, yardım edenler de, susanlar da, cesedini gömenler de, bildiği halde konuşmayanlar da, başka narinler varsa onlar için sessiz kalanlar da bu toplum vicdanında kendilerinin nefretle anılacağını bilmeli. Ve bu narini katleden ya da katledenlere verilecek cezadan çok daha önemli. Bunu gördüklerinde, yani şimdi bakın diyor ki, ben diyor namazımı kıldım diyor. Ya sen Allah'ın huzurunda namaz kılarken 3 kuruş para için bir çocuğun cesedini nasıl götürüp gömüyorsun? Bunu hadi bırak dünyada hesabı sorulur da karşısında kıbleye durup namaz kıldığın, hesap verdiğin Allah'ın ahirette bunun sana hesabını soracağını bilmiyor musun? Kur'an kursuna giden bir çocuğun zaten çıkan eşyaları arasında da işte çantası var. Ve bu daha hayatının baharında bir çiçek. Belki şu söylendi ya, amcanın aileyle husumeti var. Aileye sana büyük bir acı yaşatacağım diye. Sen bu acıyı nasıl masum, savunmasız bir çocuk üzerinden yaşatabiliyorsun? Ya da bir sır var. Bilmesi gerekmeyen bir şeyi gördü, bildi, tanıklık oldu. Ama bunun bedelini savunmasız bir yavruya nasıl ödetiyorsun? Bunun da insan içine çıkamayacak hale gelmeleri lazım. Toplum vicdanında mahkum edilmesi lazım. Bu açıdan sadece hani bunların cezası Türk Ceza Yasası'nın ilgili maddesince mahkemelerde verilecek değil. Toplum vicdanında verilmesi lazım. Bunu bilmesi lazım ki bunun hesabını dünyada da verecek, ahirette de verecek. Sen bir çocuğu götür göm, ondan sonra gel evde namaz kıl. Bu olacak bir şey mi? Affedilecek bir şey mi? Bunun için yani namaz kılmak ya da kılmamak falan, bunlar için insan olmak gerekiyor. İnsan olmak gerekiyor. Evet. Efendim bir de şöyle bir husus var. Yani toplumsal olarak da bundan sonra bu olayın üstüne, ilk değil tabii yani, bunun gibi birçok olay yaşandı. Tabii. Hayatın devam etmesi gerekiyor. Ne yazık ki. Yani ateşlendiği zaman bile üzerinde titrediğimiz, dünyaların dar geldiği evlatlarımız var. Yani çocuklar da etkileniyor. Değil mi? Bu, bakmayın işte izleme denildiğine, senlik bir mesele değil bu. Aman hadi odadan çık. Hayır. Çocuklar artık böyle bir çağda her şeyi izliyor, her şeyden etkileniyor, her şeyi takip ediyor. Çok derinden etkileniyorlar. Evlatlarımızı nasıl koruyacağız? Onlarla nasıl bir iletişim kuracağız? Değil mi? Bunlar da önemli. Evet. Sağlıklı bir şekilde toplumsal iletişimi sağlamaları için neler yapacağız? Bu da önemli. Elbette ki hocamın konusu ama ben de çok evlat yetiştirmiş, çocuk ve torun sahibi bir insan olarak burada eğitimcilerimize, aile danışmanlara, psikologlara ve aileye özellikle de çok görev düşüyor. Yani bunları üstünü örtmek değil, sağlıklı ve doğru bir şekilde anlatmak gerekiyor. İkincisi, bu tür şeyleri yapan insanların insanlığın vicdanında mahkum edildiğini onların bilmesi gerekiyor. Ama bu konuda özellikle okullarda, aile kurumlarında doğru tekniklerle, çünkü yanlış bir şekilde onların gönüllerinde yeni yaralar da açılabilir. O konuda da
bilgisi olmayan, bilinçli olmayan kişilerin de bu tür şeylere girmemesi gerekiyor. Onlar bilmeden daha büyük de zarar verebilirler. O denge çok önemli. Çok. Sayın kesinlikle, hocam. Kesinlikle hocam. Eğitim tabii ki ailede başlayan bir süreç. Özellikle çocuğun ilk 6-7 yılında aldığı temel eğitimi hayatını yönlendiren verilerle donatılıyor çocuk o yaşlarda. Bizim tabii ki çocukları eğitmemizden ziyade aileleri eğitmemiz gerekiyor. Evet, hocamız bahsetti. Sosyologlar, psikologlar bu konuda yönlendirici olabilirler. Ama biz aileleri önümüzdeki süreçte tekrar narin vakaları yaşanmasın, bu tür bir vahşete bir tanıklık olmasın, çocuklarımız, toplumumuz etkilenmesin istiyorsak biz öncelikle ailelerimizi bu konuda eğitebilmeliyiz. Bu konuda donanım sahibi kılmalıyız. Bu tür vakalarda maalesef baktığımızda zaten konu itibariyle de bugüne kadarki gelişen süreç itibariyle çok yüksek oranda genelde bu tür çocuğa yönelik istismar veya suç vakalarına yönelik bizim mitlerimiz vardır. Genelde yabancıların yaptığını işte karanlık sokaklara gitmeyin veya çocuk parklarında yalnız oynamayın gibi. Ama baktığımızda çok uzatmak istemiyorum. Estağfurullah. Baktığımızda bu tür vakaların %95 gibi yüksek bir oran, hatta daha da arttırılabilir rakam. Çocuğu tanıyan, çocuğun tanıdığı kişiler tarafından çok bu tür vakaların işlendiğini görüyoruz. Onun için bizim mitleri dediğimiz o hani toplumda bilinen, yanlış bilinen doğrular olarak edebileceğimiz mitler üzerinde değil de işin gerçekleri üzerinde konuşmalar yapmamız gerekiyor ki bir farkındalık, doğru bir farkındalık oluşsun. Bu yakınları tarafından çocuğa yönelik istismar ve her türlü suçun yani çok yüksek %95 gibi bir oranda yakınları tarafından işleniyor olması toplumda özellikle bizi biz yapan değerler noktasında problem yaşadığımızı, problemler yaşamaya başladığımız anlamına gelebilir. Ancak bu noktada biz eğer programlarımızda, sosyal medya içeriklerinde olsun veya tüm programlarımızda bu konuda TRT'ye sonsuz teşekkürler ediyorum. Ailelerin bu konuda farkındalığının yükseltilmesi için doğru kişilerce doğru bilgiler vermek suretiyle bir farkındalık oluşturabilirsek bu tür vakaları en azından önümüzdeki 10 yıllarda sayılarının daha da azalarak hatta gönül ister ki tamamen ortadan kalkarak nihayete erdirelim. Böyle bir vakada yani içinde bir vicdan kırıntısı dahi bulunan bir insanın etkilenmemesi mümkün değil. Hepimiz diyoruz şimdi bu böyle bir vahşet nasıl olabilir, nasıl yaşanabilir? Bu işin tabii ki psikologlar ve sosyologlar bu konuda önümüzdeki süreçte farklı açıklamalar yapacaklardır. Olayın adli boyutu tabii ki şu anda bir gizlilik aşamasında soruşturuyor, sorgulanıyor. Bu husustaki verilerde sebebe yönelik biz tabii ki adli bilimler olarak ölüm zamanı, ölüm şekli ve suçluya yönelik biyolojik veya fiziksel deliller noktasında adli yargı sürecine bu işi en ince ayrıntısına kadar aydınlatacak ve hiçbir soru işareti bırakmayacak noktada en kısa sürede verileri sunulacaktır elbette. Ama işin sosyolojik boyutu süreçte sanıyorum irdelenmesi gereken önemli bir husus. Son birer daha söz rica edeceğim kıymetli konuklarından. Yine en başa dönersek birçok gelişme yaşandı Sayın Selvi. Çok ilerleme kaydedildi. Yani bir küçücük bir bedenin, küçücük bir yavrunun, işte o cansız bedenin bulunması çok acı ama çok aydınlatıcı olacak olayla ilgili. Yeniden işin başına dönersek şöyle bir özet rica edeceğim. Bundan sonra hangi aşamalar yaşanacak? Şimdi 19 gün sonra da olsa bu cesedin bulunması çok önemli. Cesedi gömem ve cesedi muhtar yani Nari'nin amcası tarafından gömülmesini istenen kişinin itirafları çok önemli. 24 kişi şu anda gözaltında. Bunlara yapılan çapraz sorgulamalarda da zannediyorum biz çok uzun bir süre geçmeden 24 saat içerisinde ya da 48 saat içerisinde bir takım bilgilere ulaşmış olacağız ki bu tür olaylarda bu süre çok kıymetli bir süre. Burada bir zanlı ya da zanlılar söz konusu. Bir kişinin ya da ona yardım edenlerin Nari'ni katlettikleri söz konusu zanlı olarak muhtar ve aynı zamanda amcası olan şahıs üzerinde şüpheler toplanıyor ama ona yardım edenler oldu mu?
ya da olaydan sonra bilgi sahibi olup da susanlar var mı ki? Köydeki suskunluk bunu gösteriyor. WhatsApp yazışmalarının ailenin diğer fertleri tarafından da silinmesi de bunu gösteriyor. Ortada bir sır olduğu gösteriyor. İster aileye acı vermek olsun, ister o anda gelişen bir olay nedeniyle bu işlemi yapsın. Bunların ortaya çıkarılacağı belli oldu. Bir, tabii bu cinayetin işlenmesi önemli noktaydı. İki, cinayet işlendikten sonra, çünkü arama çalışmalarına da katılmış, aile arasında neler konuşuldu, neden sustular şimdiye kadar, başka cinayetler de var mıydı, neden o itirafçı olan sıvacıya götürdü de başkasına götürmedi, başka cinayetlerde de işbirliği yaptı mı? Çünkü uzmanlar cesedin gömülmesinin çok profesyonelce olduğunu söylüyorlar. Başka cinayetlerde de, başka cesetlerde öyle yok ettiler mi? Bunlar ortaya çıkacak. Ama şu var ki, çok kötü olan bir nokta, bir çocuk başına bir sıkıntı geldiğinde önce ailesine, en yakınlarına sığınır. Ama ailesinden ve en yakınlarından başına bir felaket gelmesi kadar travmatik bir durum söz konusu olamaz. Çok teşekkürler. Sayın Hocam, sizlerle evet, kısa bir söz alayım. Bizim bir atasözümüz vardır. Ateş düştüğü yeri yakar. Bu ateş maalesef sönmeyecek. Yayılarak devam ediyor. Gönüllerdeki, vicdanlardaki yarayı elbette ortadan kaldırmak mümkün değil. Bunlar hep hatırlanacak durumlar ama şöyle, bu tür Sayın Abdülkadir Selvi'nin bahsettiği üzere o tür soru işaretlerini aydınlatabilmek bu konuda en azından toplumun vicdanını rahatlatacaktır. Elde edilecek tüm verilerle, otopsi, sistematik otopsi sonrası ve olay mahallinden elde edilen veriler ile o ifadeci, ifade ve sahiplerinin, tanıkların, şahitlerin, itirafların veya olay yeri keşfine götürülen şahsın ifadelerinin doğruluğu elde edilecek deliller ile ispatlanacaktır. Ve en kısa süre içerisinde bu olay neticelendirilecek ve toplumun vicdanı rahatlatılacaktır. Gönül tabii ki bir daha böyle vakalar yaşanmamasını istiyor. Böylece böyle bir travmatik vakadan etkilenilmemesi pek mümkün değil ama sonuç itibariyle biz soruşturma süreçlerinin nihayete ermesini beklemek durumundayız. Evet. Bu şekilde hocam. Şimdi sayın seyirciler, birinci sayfanın ilk bölümünde elbette gündemin en önemli maddesini masaya yatırdık. Çok kıymetli isimlerle. Kim, nasıl bu küçücük hayatının baharının ilkinde, ilk baharında olan Narin'i katletti. O konuda çok ilerleme kaydedildi ama Sayın Selvi'nin de, Sayın Hocam da işaret ettiği gibi neden katledildiğine dair de mutlaka ilerleme kaydedilecek. Hepimizin amacı bu zaten. Her şeyin ortaya çıkması. Sayın Selvi ile devam edeceğiz biz gündemin diğer başlıklarını değerlendirmeye. Bu noktada Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Servet Birgin İritaş hocamıza çok çok teşekkür ederim. Sağ olun sayın. Ben teşekkür ediyorum bu şansı verdiğiniz için. Devam ediyoruz. Sayın seyirciler, bir diğer önemli maddemizde biliyorsunuz İsrail'in bitmeyen, süre gelen katliamı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyonistlerin Mescid-i Aksa'ya yönelik tacizlerine ve baskınlarına İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bigane kalması düşünülemez dedi. Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların yakından takip edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı liderlerine vakit kaybetmeden toplanma çağrısı yaptı. Şu gerçeği artık çok net biçimde görebiliyoruz. İsrail hükümeti, İşgal ve istila politikasını ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı da içine alacak şekilde genişletme arayışındadır. Harem-i Şerif'e yönelik Siyonistlerin tacizleri ve baskınları artmaktadır. Bunların hepsini yakından takip ediyoruz. Daha önce de söyledim. Bugün tekrar vurgulamak istiyorum. Merhum Nuri Pakdil'in ifadesiyle, yüreğimizin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde de bir tül gibi Kudüs vardır. Bunun için her fırsatta Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz.
görevi Kudüs davasına sahip çıkmak olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın günden güne pervasızlaşan bu saldırılara bigane kalması düşünülemez. Teşkilatın daha fazla vakit kaybetmeden liderler seviyesinde toplanması ve İslam dünyasının kararlı tutumunu ortaya koyması aciliyet arz ediyor. Bununla ilgili temaslarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz. Değerli izleyenler, soykırımcı İsrail ordusu işgalatındaki Batı Şeria'da saldırılarını arttırdı. Farklı şehirlere düzenlediği baskın ve saldırılarda aralarında bir kadın gazetecinin de olduğu 12 Filistinliyi gözaltına aldı. Batı Şeria'da yeni eğitim öğretim yılı da işte bütün bu işgalin gölgesinde başladı. Gazze'de 11 aydır soykırım yapan İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da baskın ve saldırılarını artırdı. İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkarm kentine hava destekli baskın gerçekleştirdi. Ağır iş makinelerinin de kullanıldığı baskında altyapı tahrip edildi. Tulkarm mülteci kampında altyapının hasar görmesi nedeniyle iletişim ve internet hatları kesildi. İsrail güçleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere de gerçek mermi kullanarak müdahale etti. Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Balata mülteci kampı da İsrail baskınına hedef oldu. İsrail askerleri evlerini korumaya çalışan Filistinlilere saldırdı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın farklı noktalarına düzenlenen baskın ve saldırılarda biri gazeteci, 12 Filistinli gözaltına alındı. Batı Şeria'da yeni eğitim öğretim yılı da başladı. Birçok kentte İsrail işgal güçleri giriş çıkışları kapattığı için Filistinli öğrenciler kontrol noktalarından geçerek okullarına ulaşmaya çalıştı. Evet, birinci sayfada çok kıymetli bir isim, çok kıymetli bir hocamız daha aramıza katıldı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Levent Ersin Orallı. Hoş geldin Sayın Hocam. Fatih Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, harita burada. Şimdi az evvel haberdeyken biz haritayı açtığımızda sizin dikkatinizi bir şey çekti. Neydi o? Onunla başlayalım. Gazze'yi hepimiz ezberletti. Kim ezberletti? Netanyahu. Yani Gazze kasabı. Biz uzun yıllar boyunca hatıralarımızda, anılarımızda 47-48'de bu toprakları bir bütün olarak biliyorduk. Ve toprak bütünü bölünmemiş bir Filistin'den bahsediyorduk. Fakat gelinen noktada ağır katliamlarla beraber neredeyse semt semt Gazze'yi tanır hale geldik. Fakat o esnada Batı Şeria'da olanlar haliyle ikinci planda kaldı ama Kırım orada hiç bitmedi. 47-48'den beri binlerce, on binlerce onların yerleşimci dediği terörist Batı Şeria'nın her bir yanına dağılmaya devam etti. Ve Kudüs'ün yerini hatırlaması hale geldik. Çünkü Kudüs Ürdün'ün garantörlüğünde ve zaman zaman acaba Ürdün'le sınırı var mı yok mu diye sorulan da bir coğrafya. Şu anda ne kadar acı ki toplam Batı Şeria'nın nüfusu 3 milyon. Bu 3 milyonun neredeyse 500 bini İsrailli yerleşimciler dedikleri işgalciler. Ve bunların 200 bini Kudüs'te yaşıyor. Yani Kudüs'ün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen uluslararası hukuktaki statüsüne, yeni yerleşim yerlerine kapalı olması zorunludur kararına rağmen sözde birilerinin başkent ilan ettiği biz bir Kudüs gerçeğinden bahsediyoruz. Ve bir daha söylüyorum Fatih Bey. BM Güvenlik Konseyi kararına rağmen, hani hep diyoruz ya genel kurul kararları tavsiye niteliğindedir diye, ama Güvenlik Konseyi kararları bağlayıcıdır ve uluslararası alanda barışın koruyucusu diye geçiyor. Eğer siz 80 yıldır karar alan BM Güvenlik Konseyi'ni hala, özür dileyerek söylüyorum, barışın koruyucusu diye görmeye gayret ediyorsak hep beraber sanırım büyük bir yanılgı içerisindeyiz. Çünkü şu ana kadar burada sadece İsrail aleyhine alınan 21 tane karar var ve hiçbir uygulanmadı. Çok önemli bir çerçeve bu. Şimdi aslında dilimizin döndüğünce şöyle anlatabiliriz. Gazze'de ne yazık ki, bunu bir benzetme olarak kullanıyorum, deyim yerinde ise böyle buldozerle Gazze'ye girdi. Evet. İnsanlığı ayaklar altına alarak katletti. Vahşet yaptı. Ama Sayın Hocam da altını çiziyor. Gazze'deki durumdan çok farklı bir durum var. En az 75 yıldır çürütmeye çalışıyor değil mi Batı Şeria'yı? İlmek ilmek o işgalciler vasıtasıyla ele geçirdi ama doymuyor. Tamamını ilhak ettiğini de Netanyahu ekranlardan dile getiriyor. Burada fiili olarak nasıl bir durum var? Örneğin Ramallah'ta bir
adam, bir Filistinli işine gidebiliyor mu? Annesini babasını görebiliyor mu? Ya da hafta sonu olduğu zaman kendine ait olan zeytinliğe gidebiliyor mu? Kendisine ait olan zeytinlik yakılıyor mu, yıkılıyor mu? Nasıl bir hava var, nasıl bir ortam var burada? Gelin 1947'ye gidelim. Gazze ile Batı Şeria El Halil arasında bir koridor vardı. Yani burada bir toprak bütününden bahsettiğimiz Filistin coğrafyası vardı. 48 Savaşı ile beraber burayı kaldırdılar. 67 ile beraber hatta 56'yı fırsat bildiler süreci. 67'de burayı paramparça hale getirdiler. Hani böyle çizgi filmlerde görürüz ya, İsviçre peyniri bir fare evet, peşinden nokta koşar. Nokta. İşte şu anda Batı Şeria böyle. Şu gördüğümüz gibi keşke sapsarı olsa. Keşke coğrafyanın tamamında Filistinliler olsa. Keşke o bayrak her yerde dalgalanıyor olsa. Ama eğer elimde bir kalem olsaydı çok muhtemel şuraların her birine birer yuvarlak çizmek zorunda kalırdım. Nedir hocam o yuvarlaklar? Orada işgalciler var değil mi? Sivil yerleşimci olarak. Hem işgalciler var hem Batı Şeria'da bir yerden bir yere giderken checkpointlerden geçersiniz. Yani kontrol noktaları. İsrailliler kontrol noktaları vardır. Hastanızı hastaneye yetiştirirken, doğum yapacak kadını doğumhaneye yetiştirirken, yaralısını hastaneye ulaştırırken hep o checkpointlerde bekletilirler. Yani birinci bütün kontrol noktasını geçtiniz, öyle. İkincisine takılırsınız. Onu geçtiniz, üçüncüye takıl. Tamamen keyfi uygulamalar. Gidin buradan diyor. Buradan gidin. Diyor. Sizi yaşatmak istemiyorum. Ramallah'ta birçok kadın orada checkpointlerin önünde çocuğunu kaybetmiştir. Bazı kadınlar orada doğum sırasında ölmüştür. Böylesine vahşet yaşanır. Yani orası bir bütün sarı keşke. Değil. Tabii. Yani keşke böyle işte. Sarı ol. Ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılında tam da Eylül ayında Birleşmiş Milletler kürsüsünde tam 5 yıl önce ne demişti? Ya bu İsrail'in sınırları nerede? Bu İsrail'in nerede yani? Sınırları nerede sorusunun hukuki bir anlamı var. Mesela Türkiye'nin sınırları nerede kimse demez. Mesela Türkiye İran değil mi? Kasr-ı Şirin Antlaşması 400 yıldır devam eden bir antlaşmadır. Ankara Antlaşması, Gümrü Antlaşması, Lozan Antlaşması ülkenin sınırlarını antlaşmalar belirler. Şimdi İsrail ile Lübnan arasında bir antlaşma yok. İsrail ile Filistin arasında bir antlaşma yok. Bir İsrail ile Mısır arasında zorla dayattıkları bir Camp David zirvesi var. Ama o da hiçbir şekilde uygulanmıyor şu an. Tamamı işgal altındaydı. Mısır coğrafyasının %25'ini oluşturan Sina'nın tamamı işgal altındaydı. Biz dediler size burayı verelim ama onun karşılığında çok uzun zamandan beri konuştuğunuz Philadelphia ben sizden alırım dedi. Böyle pazarlığa tabi bir alanda sizin sınırdaş ülkelerinizle bir antlaşmanız yoksa sınırınız da yok demektir. Bu çok korkutucu. Sayın Cumhurbaşkanımız şunu kastetti. Daha ne kadar büyüyeceksiniz? Şimdi yukarı tarafta Golan var. Suriye'nin güneybatı kesimi tamamen işgal altında ve İsrail orada yaşayanın her biri İsrail vatandaşlığını verdi. Şimdi orada ama Yahudiler yaşamıyor. İsrail vatandaşları yaşıyor ama farklı milletlerden, farklı ırklardan, farklı dinlerden. Ve yarın bir gün Hizbullah oraya saldırdığında bak diyor İsrail vatandaşları hayatını kaybetti. Sen işgal ettin, zorla vatandaşlık verdin, sen roket atıyorsun ve Hizbullah saldırdı diyorsun. Ama sorunuz çok kıymetli. Bu bölgede Ramallah'ta yaşayan bir Müslüman, bir Filistinli Nablus'a gitmek için en az 4 tane üstadın buyurduğu şekilde evet. O checkpoint dedikleri İsrail askerlerinin bulunduğu yerden geçer. Ve bekletirler. Birini 1 saat bekletirler, birini 20 dakika bekletirler, birini 3 saat bekletirler. Niye gidiyorsun? Tarım arazime gidiyorum. Olmaz. Annemi görmeye gidiyorum. Bekle. Doğum yapacağım oraya gidiyorum. Yani şu coğrafyanın içerisinde yumak yumak böyle öbek öbek bir taraftan o İsrail askerlerinin kolluk faaliyeti yürüttüğü alanlar var. Ama daha tehlikelisi ne var? O bölgede İsrailli işgalciler dediğimiz kişiler var. Metastaz yapmış bir kanser gibi. Aynen. Bravo. Ve bunların çok büyük bir kısmı İbranice de bilmez. Çünkü bir kısmı Güney Amerika'dan getirilir. İşte Arjantin'den, Nikaragua'dan, Paraguay'dan, Uruguay'dan. Oradan getirirler. Çünkü nedir? Musevidir. Burada daha iyi şartlar sağlayacağı yalanını söyler İsrail ona. Getirirler bir Filistinli evinden çıkarırlar. O teyzenin görüntüsü hepimizin tabii. Göz önünde. Koyunlarını, kuzularını gasp ederler. O an yaşarken bir anda gelip evinden çıkarıyorlar ve şunu diyorlar. Ya niye üzülüyorsun? Zaten ben çıkarmasam başkası çıkaracak. Kendine diyor. Bunu hak görüyor. Hak bu, burası benim toprağım diyor. O bölgenin yarısı İspanyolca konuşur. Yarısı Rusya'dan, İrkutsk bölgesinden gelmiştir. Bir kısım Macaristan'dan gelmiştir, Polonya'dan gelmiştir. Rusça konuşurlar.
İbranice bilmez oradaki Batı şeridindeki işgalcilerin çok büyük bir bölümü. Çünkü onlara vaat edilen şey barıştır. Peki soruyorum. Biz zaten Gazze'de barışın B'sini, ateşkesin A'sını anamaz hale geldik. İsrail'in kalan kısmında, mesela Tel Aviv'de, Hayfa'da, Cenin kampında ya da Kudüs'te, orada Museviler de yaşıyor. Onlar huzura kavuştu mu? Evet. Onlar huzura erdi mi? Her gece yatmadan önce acaba hangi bombayla karşı karşıya kalacağına, hangi sirenle sığınağa saklanmaya gayret edeceğine dair bir his yok mu? Bir yıldır Netanyahu sadece Filistin'e değil, sadece Müslümanlara değil, bu coğrafyanın tümünde yaşayan, tüm vicdan sahibi mazlum milletlere ve insanlara huzursuzluk ve sefalet getirdi ve buna mahkum etti. Sayın hocamın ve Sayın Selvi'nin şimdiye kadar bu konuyla ilgili anlattıkları aslında şunun cevabı. Burada ne yaşanıyor? Cennet gibi toprakları kim cehenneme çeviriyor? Neden cehenneme çeviriyor? Bu insanlar ne yaşıyor? Ve buraya gelen aktivistler, gönlü buna razı olmayan insanlar neden buna isyan ediyor? Bunun cevabıydı. Bir de gönlü razı olmayanlar, bir şey yapmalıyım diyenler var. Şimdi sayın seyirciler, Filistinli bir görgü tanığı, İsrail keskin nişancısının Ayşenur Eygi'yi şehit ettiği anlara tanıklık etti. Çok önemli. Bunun üzerine gideceğiz. Keskin nişancı saldırıdan sonra sevinç çığlıkları attı ifadelerini kullandı. Şehit Ayşenur'un son anlarına İtalyan bir aktivist de şahit oldu. Biz sadece orada duruyor, hiçbir şey yapmıyorduk diyerek İsrail güçlerinin acımasızlığını anlattı. İzleyelim, üzerine yorumlayacağız. Soykırımcı İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi şehit etti. Eygi'nin son anlarına tanıklık eden İtalyan aktivist Maryam saldırı anını anlattı. Filistinliler cuma namazını kıldı. Namazdan sonra olaylar çıktı. İsrail ordusu çok yoğun biçimde göz yaşartıcı gaz, sonrasında da gerçek mermi kullanarak kalabalığı dağıttı. Bizler tepenin aşağısında yol kenarına çekildik. Bir zeytinlikte duruyorduk. Yaklaşık 200 metre ötede bir Filistinlinin evinin çatısına çıkmış İsrail askerleri vardı. İtalyan aktivist İsrail askerleri tarafından açıkça görülebildiklerini söyledi. Orada sadece duruyorduk, dedi. Aniden iki el ateş açıldığını duydum. Biri metal bir objeye çarptı. Sonra arkadaşlarım bana seslendi. Ayşenur bir ağacın altında bilinci kapanmış yatıyordu. Başından kan geldiğini gördüm. İtalyan aktivist İsrail'e destek veren ülkelere de tepki gösterdi. Ellerinde tüm Filistinli şehitlerin, arkadaşım şehit Ayşenur'un ve ondan önceki aktivistlerin kanı var, diye konuştu. Filistinli Munir Hıdeyr de katliamcı İsrail askerlerinin acımasız saldırısına şahit oldu. Keskin nişancının Ayşenur'u şehit ettikten sonra sevinç çığlıkları attığını söyledi. Eygi'nin silahsız olduğunu, barışçıl bir şekilde gösteri yaptığını net olarak gördüğünü de vurguladı. Evet, bu şekilde değerli izleyenler. Sayın Selvi, bu çok etkileyici değil mi? Bir Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimizi işte şehit oldu, değil mi? Tamamıyla bu insani hassasiyetlerle oradaydı. Orada olmak zorunda değildi ama birileri buna isyan ediyor. Sivil olarak isyan ediyor. Ben orada olmalıyım diyor. İtalyan, orada Japon vardı. Yani devletlerin, özellikle Birleşmiş Milletler'in yönetimlerinin, değil mi? Tabii. Bir yapamadığını bu insanlar yapmaya çalışıyor. Şimdi bu noktada çok önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesi var. Onu da üzerinden gidelim. Şöyle diyor. Batı Şeria'da katledilen şehit Ayşenur Ezgi Eygi'nin kanının yerde kalmayacağını söylüyor ve devam ediyor. İsrail'le mücadelemizi en üst düzeyde devam ettireceğiz. Bu konuyu konuşmak istiyorum. Tabii. Bu insanlar, bu aktivistler aslında dünyanın vicdanı olan insanlar, koca yürekli insanlar. Bakın Ayşegül, Washington Üniversitesi'nde çift anadal yapan çok başarılı bir öğrenci. Amerika'da çok rahat bir yaşamı olabilecekken, buradaki vahşete isyan ederek Batı Şeria'ya gelen ve sivil olarak bu vahşete karşı eylem yapan birisi, üzerinde silahı yoktur. Bir silahla karşılık vermesi söz konusu değil. Birlikte olduğu aktivist arkadaşları da söylüyorlar. Bir cuma namazından sonra eylem yapılıyordu.
Gaz bombaları atıldı. Ateş açıldığında biz zeytinliklerin olduğu yere kaçtık. Ve zeytinliklerin orada üzerimizde herhangi bir silah yok. Beklerken o arada son sözleri de gerginim ama korkmuyorum olduğu ifade ediliyor. Doğrudan Ayşegül'ü hedef alan bir keskin nişancı tarafından katlediliyor. Şehit ediliyor. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi bu katillerden uluslararası hukuk zemininde hesap sorulacak. Bunların zaten en çok korktuğu şey insanlığın vicdanı. Bakın Amerika'da eylem yapan öğrencileri tehdit ettiler. Okuldan atmakla tehdit ettiler. Sizi o, istenmeyen ilan ederiz. İstenmeyen ilan ederiz ve sınır dışı olursunuz dediler. Başvurularınız cevaplanmaz dediler ve üniversiteleri tehdit ettiler. Üniversiteler size yardım etmeyiz dediler Siyanist kuruluşlar. O üniversitelerin rektörleri istifa etmek zorunda kaldı. Yani savaş sadece Gazze'de ya da Batı Şeria'da değil. Savaşı bu Siyonist yapı her yerde ve her zeminde sürdürüyor. Şimdiye kadar 40 bin aşkın insan şehit oldu. Bunların %70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Doğrudan bu savaş aslında Gazze Savaşı kadın ve çocuk katliamı ve sivil aktivistlerin katledildiği bir savaş. Bunlar o kadar gözü dönmüş ki yıllar önce de biliyorsunuz bir kepçenin önünde duran ve kendi dillerinden olan bir aktivisti de hiç gözlerini kırpmadan katletmişlerdi. O açıdan Rachel Corrie. Evet. Yani bu açıdan bu Netanyahu ve İsrail'in bu politikaları sadece oradaki Filistinliler için değil, insanlık için bir felaket haline dönüşmüş durumda. Hakikaten öyle. Bir gözü dönmüşlük seviyesi. Bu daha da üstü. Yani hani her zaman söylüyoruz kelimeler yetersiz kalıyor diye. Bu anlattıklarımızın üstünün de üstünde bir durumdan bahsediyoruz. Tabii en aşağılık şekilde yapıyorlar bunu. Hiç mi çekinmiyorlar? Yani elinde silahı olmayan, uluslararası olarak tanınan, bilinen, değil mi? Aktivistler orada dünyanın gözü önünde sosyal medyayı aktif kullanıyor. Belki de o yüzden, değil mi? Tabii. Sosyal medyayı aktif kullanıyorlar. Orada bir farkındalık oluşturmaya çalışıyorlar. Ellerinde silah yok. Öylece dururken Fatih Bey, insanlığın vicdanı olan ne varsa ona düşmanlar. Ve onu katletmeye çalışıyorlar. Maalesef. Ve özellikle de aktivistleri hedef alıyorlar. Yani buna hiç çekinmiyorlar mı? Neden bunu yapıyorlar? İnsanı hedef alıyor, hayvanı hedef alıyor, doğayı hedef alıyor, iklimi hedef alıyor. Yani yaşayan, yaşayabilecek ne varsa hedef alıyor. Niye yaşayabilecek diyorum? Gebe olan kadınları da hedef alıyor. Çünkü o doğum yaparsa onun aklında şu var. Eğer o doğum olursa bu bir militan mı olur sorusu var. Potansiyel terörist o görüyor, tırnak içinde söylüyor. O zaman ben söylüyorum. O doğumdan sonra o çocuk belki orada Nobel kimya ödül alacak. Belki dünyanın en kritik hastalıklarından bir tanesi çare üretecek bir Filistinli Müslüman. Hocam o doğacak çocuk değil, onu katleden terörist. Tabii ki hani tırnak içinde söylüyorum. Kendince diyor ki bunu bir de söylüyorlar. Hani teopolitik olarak, teolojik olarak da hani çekinmeden dile getiriyorlar. Ya bebekleri katlediyorsunuz diye soruluyor. Belki diyor ileride o da terörist olacak diyor. Tırnak içinde söylüyor. Böyle bir anlayış olabilir mi Sayın Hocam? Bunu şimdi bizim bir gazi meclisimiz var. Ve yapılan konuşmaların karşılıklı hitabet sanatının ne kadar kıymetli olduğu gerçeğini biliyoruz. Münferit vakalar hariç. Ama bir gerçeklik var. Bunu Knesset'te söylediler. Knesset'te bir kadın milletvekili çıktı İsrail parlamentosunda ve bunu söyledi. Dünyanın gözü önünde söylüyor. O çocuğun ölmesi gerekiyordu dedi. Zaten akıllarında evangelistlerle beraber türettikleri o Armagedon savaşı için çok ağır katliamların, binlerin, on binlerin, milyonların hayatını kaybetmesi lazım ki o kaos anına erişebilsinler. Buna inanıyorlar. Buna inanmışlar. Buna inanmayanlar da aslında bunu alet etmiş vaziyette kendilerine. İşte insanlık için felaket olan nokta tabii burası. Yani ona inanmasa bile benim bunu burada durmam iyi olur diye bakıyorum. İnançlarından, dini değerlerinden alıyorlar ve Tevrat'tan da buna gerekçeler uydurmaya çalışıyorlar. Ben o bu katliamı yapayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019 aynen yılında Davos'ta öldürmeyi evet çok iyi bilirsiniz. Aynen. Çok güçlü bir cümleydi. Ve ne kadar iyi bildiklerini o zaman Batı Şeria'da görmüştük. Bugün Gazze'de görüyoruz. Lübnan'ın güneyinde görüyoruz. Golan'da görüyoruz. Batı Şeria'da Eydi hayatını kaybettiği yerle Rachel Corrie'nin hayatını kaybettiği yer çok yakın. Neydi? Sayın Selvi belirtti. Bir İsrailli
işte sözde tekniker, buldozerle, yanında askerlerle beraber üzerinden göre geçti. Ve Amerikalı bir başka aktivist bundan tam 20 yıl önce hayatını kaybetmişti. Şimdi gelinen noktada Uluslararası Barış Platformu adına orada bulunan 4. kişi hayatını kaybeden, ilk de değil. Yani Ayşenur'un bu hayatını kaybediş hikayesinin altında ABD vatandaşı olmasına rağmen ABD'nin sesinin çıkmaması. Biden dedi ki bilgi almaya çalışıyorum dedi. Hala o bilgiyi alamadı herhalde. Kendi vatandaşını koruyamayan bir Amerika var. Kendi vatandaşını koruyamayan bir süper güç var. Kendi rehinelerini kurtaramayan bir Biden söz konusu. Kendi ülkelerinin basın mensupları İsrail katliamında vahşice öldürülünce basın mensubuna dahi başsağlığı dileyemeyen yönetimler var. Dilemedi. ABD'nin rehine hayatını kaybettiğinde Biden çok ağır acı içerisindeyim, şoku atlatamadım demişti. E şimdi bak, Türkiye Cumhuriyeti'nde Antalya'da doğmuş bir kız, Amerikan vatandaşlığını kazanmış, çok başarılı biri ve ABD vatandaşı öldü, hayatını kaybetti, şehit oldu. Desene, ya desene sen bir Amerikan vatandaşını vurdun orada diye. Hayır. Çünkü onlar ölüyü sayı olarak görüyor. Hocam aynı görmüyor. Şeyi İslam ülkelerinden birisi bir Amerikan vatandaşına yapsaydı dünyayı ayağa kaldırır. Bir kara batak kuşundan dolayı Irak'ı işgal ettiler. Ama orada kendi vatandaşları öldürülüyor, katlediliyor. Kendi vatandaşları rehine halinde ama söz konusu İsrail olunca sadece onların katliamlarına sınırsız destek veriyorlar. Ve şunu diyemezler. Netanyahu bizi dinlemiyor. Diyemezsiniz. Biz Netanyahu'dan barış bağlamında ümidi kestik diyemezsiniz. Ya da bir Amerikalı gazeteci sorduğunda Netanyahu bir adım atıyor mu? No kelimesiyle yetinemezsiniz. Çünkü her gün roketlerle, bombalarla, F-16'larla, F-35'lerle desteklemeye devam ediyorsunuz. Para veriyorsunuz, silah veriyorsunuz ve orası İsrail benim korumamda diye Akdeniz'de tüm savaş gemilerinizi, uçak gemilerinizi dolandırıyorsunuz. Yani bu işin sebebi Netanyahu değil. Netanyahu'ya güç veren Amerika. Kim kimin uydusu, kim kimin sponsoru ya da kim kimin rehberi. Felluce'de buna benzer katliamları yapanlar ya da eski bir dışişleri bakanlarına zamanında Irak'ta yüz binlerce insanı katlettiniz, işte binlerce çocuğu bu hayattan kopardınız değdi mi diye sorulduğunda kayıtlar var Albright'a sorduklarında. Evet değdi yanıtını verebiliyorsa Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı, her şey beklenir Amerika'dan da İsrail'den. Ya bir kadın figürünün böyle söylememesi biraz daha hani beklenmez mi? Annedir, evlat yetiştirmiştir. Ama konu İsrail olunca, evet. Konu Irak olunca, Amerika'nın ulusal çıkarları olduğunda Felluce'deki katliam bir neydi? Demokrasi ihracı. Onları demokratikleştirmeye gayret ediyoruz. Evet. Önleyici müdahale. İsrail'de olduğu zaman da meşru müdafaa yalanı. Evet. Şimdi arka planda biz konuşurken bir görüntü oynuyor. Onun da bilgisini sizlerle paylaşayım. El Halil'in doğusundaki Bani Naim'deki evlerin içindekilerin aranması sonrasında evler bu hale getiriliyor. İşgal askerlerinin El Halil'in doğusundaki o Bani Naim'de evlere düzenlediği baskın sırasında yaralı bir Filistinliği birazdan göreceksiniz. Yerde sürüklediği de görülüyor. Ağır yaralanmış. Evleri bu hale getiriyorlar. Sonra orada kendileri bakın işte, yaraladığı bir Filistinliği. Bir insanı, kanlar içindeki bir insanı o insanın, bir torba gibi sürüklüyorlar. O insanın hastaneye yetiştirilmesi lazım. Ambulans gelmesi lazım ama onu yerde sürüklüyorlar. İnsanlığın vicdanının bittiği bir yer orası. Evet, insanlığın vicdanının yerde sürüklendiği bir coğrafya. Bu arada izleyenlerimiz şunu bilsin. Gazze'nin Filistinli Müslüman nüfusuyla Batı Şeria'nın neredeyse aynı. Orada da 2,5 milyon kadar insan yaşıyor. Yani onlar da tüketilmeye gayret ediliyor. Yıllarca Ürdün'e sürdüler bu insanları. Milyon milyon. Bugün Ürdün nüfusunu hep konuşuyoruz. %70'ine yakını Filistinli. Olmuş. Mesela Mahmut Abbas Ankara'da cümlesine böyle başladı. Mısır ve Ürdün'e teşekkür ediyoruz dedi. Niye? Sınırları kapatmasaydı çok muhtemel Batı Şeria bitmişti. Bitmişti. Gazze bitmişti. Amaç zaten Biden hemen 7 Ekim'den sonra geldi Tel Aviv'e. Orada Ürdün, Mısır, Filistin ve Tel Aviv yönetimine dörtlü toplantı yapacaktı. Hastane baskını olunca bunun üzerine yapamadı. Oradaki plan şuydu. Batı Şeria'dakileri Ürdün'ü, Ürdün'e Gazze'dekileri Mısır'a süpürme planıydı. Tehcir. Tehcirdi. Soykırım. Soykırımdı. Soykırım.
Sayın seyirciler, bir meseleyi, konuyla ilgili bir meseleyi daha açmak istiyorum. Şimdi Türkiye'nin yürüttüğü normalleşme süreçleri ve Orta Doğu'daki kritik rolü bölge ülkelerinin Türkiye ile yakınlaşma sürecini de hızlandırıyor biliyorsunuz. Türkiye yarın düzenlenecek olan Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'ne davet edildi. Toplantıya katılacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başta Gazze olmak üzere bölgesel meselelere değinmesi de bekleniyor. Bir haberde izleyelim, sonra değerlendireceğiz. Türkiye Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'ne davet edildi. Davete Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak. Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi yılda iki kez Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanıyor. Arap Ligi'nin gündeminde bulunan Filistin başta olmak üzere birçok başlık, Türkiye'nin dış politika gündeminde öncelikli konular arasında yer alıyor. 162. olağan toplantıda konuşacak Hakan Fidan'ın, Türkiye-Arap Ligi ilişkilerinin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgesel meselelere değinmesi bekleniyor. Diplomatik kaynaklara göre davet, Türkiye'nin Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle yürüttüğü normalleşme süreçleri ve Türkiye'nin bölgedeki rolüne duyulan ilginin bir yansıması. Kaynaklara göre Türkiye'nin Arap ülkeleriyle son yıllarda gelişen ve çeşitlenen ilişkileri, hem bölgedeki mevcut sorunlara çözüm arayışları hem de karşılıklı yarar temelinde geleceğe yönelik somut işbirlikleri bağlamında yeni fırsatlar sunuyor. Türkiye son zamanlarda Arap Ligi ile yakın temas halindeydi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ekim 2023 ve Ağustos 2024 tarihlerinde Arap Ligi Genel Sekreteri Abulgehit ile görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye'nin girişimlerinin neticesinde Mayıs 2024'te düzenlenen 33. Arap Ligi zirvesinde Türkiye'nin Arap devletlerinin iç işlerine müdahalesi hakkında Arap Bakanlar Komitesi lağvedildi ve zirve bildirisinde Türkiye aleyhinde bir hususa yer verilmedi. Evet, şimdi bilgileri alt alta, gelişmeleri de alt alta koyduğumuz zaman önemli veriler karşımıza çıkıyor Sayın Selvi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi geçen hafta buradaydı. Sadece iki ülke değil, hem bölge hem de dünya çok yakından takip etti. Mutlaka somut yansımaları olacaktır dedik. Belki de oluyordur. Arap Ligi Kahire'de toplanıyor. Bakan Fidan güçlü bir isim olarak gidecek. Orada Türkiye'yi Dışişleri Bakanları toplantısında temsil edecek. Önemli mesajlar verecek. Birincisi bu. Ki zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı'nı vurguladı. Şöyle dedi, görevi Kudüs davasına sahip çıkmak olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ki Kudüs davası için kurulmuştur. Günden güne pervasızlaşan bu saldırılara bigane kalması düşünülemez dedi. Vakit kaybetmeden liderler seviyesinde toplanması ve İslam dünyasının kararlı tutumunu ortaya koyması aciliyet arz ediyor. İki açıdan da değerlendirilmesi gereken nokta. Biliyorsunuz Mescid-i Aksa yakıldıktan sonra Türkiye'nin çabalarıyla İslam İşbirliği Teşkilatı toplanmıştı. Ve o zaman alınan kararlar çok tarihi kararlardı. Şimdi burada da bir yandan Gazze'de ve Batı Şeria'da katliam devam ederken bir ulusal güvenlik bakanı denilen bir isim var. Ben Giver diye. Ben Giver korumalar eşliğinde Mescid-i Aksa'ya zaman zaman baskınlar düzenliyor ve Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirecek açıklamalar yapmaya başladı. Orada bir Siyonist tapınak inşa edeceklerini açıkladı. Bu konuda İslam dünyasının sessiz kalması da yadırgatıcıydı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu çağrısı çok önemli. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplanıp Mescid-i Aksa'nın statüsüne dokunulmayacağı konusunda çok güçlü bir tavır ve tepki ortaya koyması lazım. Bunu bir tarafa koyuyorum. Diğer tarafa gelince Arap Ligi toplantısına Dışişleri Bakanlığı'nın davet edilmesi önemli. Haberimizde, TRT'nin haberinde son bir cümle vardı. Bildirilerinde Türkiye aleyhinde bir cümle yer almadı. Zaman zaman yer aldığı durumlar da oldu. O da girilen iklimi göstermesi açısından çok yararlı. Bakın Fatih Bey şu söylenir. Buyurun. Orta Doğu'da Mısırsız barış, Suriye'siz savaş olmaz denilir. Onu artık Mısırsız barış, Suriyesiz savaş, Türkiye'siz yeni düzen kurulamaz noktasında ifade etmek lazım. Çünkü Orta Doğu'da Türkiye önemli bir oyun kurucu ama bu oyun kuruculuğu da bölge ülkelerinin çıkarına olan bir oyun kuruculuğu. Bizim
Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır'la başlattığımız normalleşme süreci orada kalmadı. Irak'la ilişkilerimiz önemli ölçüde gelişti. Suriye ile normalleşme sürecinin başlaması için artık iradeler ortaya konulmaya başladı. Ve biz Suriye ile normalleşme süreci başlarken Türkiye'nin talebi üzerine İran da bu sürece dahil oldu. Biz dışlayıcı politika uygulamıyoruz. Normalde Suriye sürecinde zaman zaman İran, zaman zaman Rusya, zaman zaman Amerika'nın dışlayıcı tavrına rağmen biz Suriye konusunda Irak, Türkiye, İran ve Suriye dörtlü toplantılar yapılsın istiyoruz. Şunu söyleyeceğim, tekrar ona dönmek istiyorum. Orta Doğu'da Mısırsız barış, Suriyesiz savaş ama Türkiye'siz düzen kurulamaz. Türkiye'siz de istikrar olmaz. Yani. Sayın Hocam. Samimiyet kelimesi Türk dış politikasında son 25 yılda herhalde damgasını vurdu diye tahmin ediyorum. Suriye eğer bugün hala toprak bütününe sahipse, yeni anayasal düzen konuşulabiliyorsa, acaba Astana sürecine geri dönsek mi denilebiliyorsa, terörle ortak mücadele perspektifinde istihbarat işbirliği ağır ağır kurulabiliyorsa, bir, Irak'ta Erbil makul bir yönetim anlayışı geliştirdiği vakit orada iktisadi anlamda refaha erebileceğini görebiliyorsa, kalkınma yolu projesi üzerinden bölgenin tamamına bir refah koridoru vaat edilebiliyorsa, Basra'nın en altındaki o büyük liman, Çin'in özelleştirdiği ve Türkiye'de Mersin Limanı'na kadar giden hatta Türkiye, Irak, İran, Suriye, Sayın Selvi'nin belirttiği şekli o dörtlü işbirliği mekanizması sadece barışı değil, güvenliği değil, iktisadi kalkınmayı da vaat ediyorsa, bütün Arap Ligi karşı çıkmışken Katar'ın arkasında Türkiye tek başına durup bu ülkeyi size yedirmem diyebiliyorsa, ama aynı zamanda Suudi Arabistan ve İran arasında uzun yıllardan beri devam eden o hasmane süreci, o zaman zaman husumet güden sürece ilişkin bir adım atılmasında ön ayak olabiliyorsa, zaman zaman çatıştığımız, zaman zaman yanlış yapıyorsun dediğimiz Birleşik Arap Emirlikleri ile yeri geldiği zaman masaya oturup diplomatik anlamda bir süreç yönetilebiliyorsa ve Mısır'la uzun yıllardan sonra normalleşmenin çok güçlü adımları ve belki de Doğu Akdeniz önemli bir koridor için antlaşmalar imzalanabiliyorsa, eğer bugün hala Lübnan bölünmemişse, bakın bu saydıkların hepsini toplayın, Arap dedi. Ama hiçbirini Arap dedi yapmadı. Türkiye Cumhuriyeti yaptı. Dolayısıyla Arap Ligi'nin Türkiye Cumhuriyeti ile yan yana durmasının ne kadar güçlü bir fayda doğuracağını bildiği, gördüğü, hatta bunların defalarca ispat edildiği kanaatindeyim. O bakımdan Sayın Hakan Fidan'ın doğrudan davet ediliyor olması, zaman zaman görüş alma noktasında, ama bu defa öyle değil, bir dostane çözüm, özellikle Mescid-i Aksa konusundaki hunharca cümleler, kendini bilmez, hukuk tanımaz, siyasetten anlamaz cümlelerin artık bir yansıması, ya biz de buradayız kardeşim diyecek bir ittifak için. Türkiye olmadan Arap ülkelerinin bu söylemleri yetmiyor. Çünkü Netanyahu, suyu bulandırmak niyetinde değilim ama Gazze işgalinin başında ne demişti? Bazı Arap devletlerinin devlet başkanları koltuklarını korumak istiyorsa sessiz kalacaklar demiş. Tehdit etti. Tehdit etti onlar. Ve maalesef sessiz kaldılar. Evet, maalesef. Teşbihte hata olmaması gerektiğini biliyorum ama bu bölümü şöyle kapatalım. Sizden bir yorum daha alacağım çünkü veda edeceğiz size. Tek başına bir Ayşenur'un yapabildiğini Arap Ligi de yapabilmeli. Değil mi? Bravo. Onun doğurduğu tepkiyi bu kadar ülke ve komşusu olan yıllardır, 80 yıldır kıyıma uğrayan insanları yalnız bırakmadan cevap veremiyorsak şayet, ateşkes olsa da, barış olsa da, Arap Ligi'nin ya da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın karnesine çok ağır ve kırmızı harflerle yazacaktır başarısızlık diye. O bakımdan 10 ay, 11 ay, 1 yıl olmasın, bir tane daha çocuğumuz şehit olmasın, bir tane daha anne hayatını kaybetmesin diyen bir Arap Ligi'ne, İslam İşbirliği Teşkilatı'na, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu ortak bir kanaate ne kadar yoğun ihtiyaç duyulduğunu bir kere daha vurgulayalım. Üstad'a katılıyorum. Türkiye'nin olmadığı bir diplomasi koridoru bu saatten sonra ne Orta Doğu'da ne de bu coğrafyanın tamamında hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Çünkü orada alınan karar eğer batıya taşınacaksa ben taşıyacağım. Orada alınan kararla ilgili Rusya ile konuşulacaksa ben konuşacağım. Türk dünyasını anlatacaksak, bak Arap Ligi bu kararı aldı. Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan
Hadi gelin diyeceksek Türkiye Cumhuriyeti diyecek. O bakımdan doğunun en batısı, batının da en doğusunun kıymetini biz zaten yıllardır biliyoruz. Ama belli ki Arap Ligi ve İslam coğrafyası da net bir şekilde anlamış vaziyette Fatih Bey. Doçent Doktor Levent Ersin Orallı'ya çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Biz devam edeceğiz. Sayın seyirciler, sırada terörle mücadele başlığı var. Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi. İçinde sözde sorumlu teröristlerin de saklandığı 21 hedef imha edildi. Gara ve Hakurk'a düzenlenen diğer bir operasyonda da 5 terörist etkisiz hale getirildi. Savaş uçakları Metina, Gara, Hakurk ve Kandil'deki terör hedefleri için havalandı. Düzenlenen hava harekatıyla bölge teröristler için geri dönülemez hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde terörü kaynağında yok ediyor Mehmetçik. İçinde terör örgütünün sözde sorumlularının da saklandığı sığınak, mağara ve barınaklardan oluşan 21 hedef imha edildi. Harekatta yerli ve milli mühimmat kullanıldı. Teröristler silahlarıyla birlikte yok edildi. Gara ve Hakurk'ta düzenlenen bir başka hava harekatındaysa 5 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı harekatı öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli notuyla paylaştı. Efendim, bu arada Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Bakanları toplantısına katılmak üzere Gürcistan'a gitti. Yaşar Güler, Gürcistan'da Savunma Bakan Yardımcısı Paata Patiashvili, Tiflis Büyükelçisi Ali Kağan Orbay ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Bakan Güler, Tiflis'te Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları toplantısına katılacak sayın seyirciler. Bu gelişmeyi de sizlerle birinci sayfada paylaşmak istedik. Birinci sayfada bir çok kıymetli konuğumuz daha bizimle birlikte. Emekli Tümgeneral Mehmet Okkan. Sayın Komutan, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi harita burada. Birazdan siz kıymetli bilgilerinizle, tecrübenizle yorumlayacaksınız. Ama ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Anahtar, hatta rehber kelimelerimiz var. Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli. Bu coğrafyada nasıl öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli harekatlar düzenleniyor? Son harekatta da hedef noktalar Metina, Gara, Hakurk ve Kandil'di. Ve yine Gara ve Hakurk ikinci hava harekatıyla da birçok nokta etkisiz hale getirildi. Nedir kıymeti, değeri, önemi bizim için? Evet. Tabii öncelikle bugün toprağa verdiğiniz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onların tabii ki yerleri cennet ama tabii ki onların emekleri bu vatanın hür, müstakil ve devamlı müreffeh olması noktasında en kıymetli varlıklarını vererek bu günleri bize sağlıyorlar. Tekrar rahmet diliyorum. Bu harekat tabii süre gelen, biraz önce ifade ettiğiniz şekilde Savunma Bakanı'nın ilkbaharda verdiği beyanatta ifade ettiği gibi öngörülemez, sürekli ve etkili, yani sonuç alıcı bir faaliyet olarak sürecek diye ifade etti. Yani basmadığınız, bakmadığınız yer kalmayacak diye de tamamladı. Şimdi buradaki harekat tabii daha önceki yayınlarımızda da ifade ettiğim gibi dağlık bir alanda ve zor bir arazide icra edilen ve her bir karışında teröristlerin geçmişten bugüne kadar yaklaşık 40 senelik bir geçmişte bölgede yaptığı hazırlıkları dağıtan, bölgedeki kendilerine bir sözde karargah olarak oluşturdukları özellikle Gara kesiminde ve Hakurk'ta ağırlığı taşıyan bir faaliyet olarak sürüyor. Neden Gara ve Hakurk'ta ağırlık taşıyor? Malum işte zaten basın bilgi bültenlerinde de özellikle Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı son bir hafta özellikle 25 terörist etkisiz hale getirildi bölgede. Evet. Aynı şekilde Suriye'de de 18 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlar eş zamanlı olarak devam ediyor. Sebebi kışa giriş öncesi teröristlerin burada tekrar kış hazırlığı yapıp
yeniden o bölgede tutunmalarına engel olacak alanları özellikle temizlemeye dayalı olarak şu anda öncel olarak devam ediyor. Bu iki alanda tabii ki Gara ve Hakurk. Sebebi şu, tabii Metina alanında belli, geçen hafta ifade etmiştim, belli bir artık konsolidasyon sağlandı. Yani o alanda bu arada bir, operasyona dair evet, görüntüler. Tabii yani bu görüntüler artık sayın seyircilerimizin aşina olduğu görüntüler. Çünkü nasıl, yani, bir zor coğrafya hatırlar mısınız? Burada şunu ifade etmiştim. Bazı vadilere güneş doğmuyor diye. İşte bu vadiler, sonuçta bu vadi yamaçları, şu anda gördüğünüz şey bir vadi yamacı. Vadi yamacında sert bir kayalığın ön yüzüne veya arka yüzüne işte bu türlü mazgal dediğimiz pencereler açmak suretiyle, kapılar açmak suretiyle içinde de uzun süreli çalışmalar sonrasında oluşturdukları büyük dehlizlerle, artık dehliz diyelim çünkü mağara demek biraz daha hani işin hani daha böyle küçük bir imaj uyandırıyor mağara deyince. Bu mağaralar artık yani bir tünel gibi birbirine bağlantılı hale getirilmiş, özellikle Gara'da, Metin Dağı'nda ve Hakurk'ta. Yani terör kaynağında yok ediliyor. İşte tabii, burada. Yani burası zaten o teröristlerin hani geçilemez veya ele geçirilse bile tutulamaz denilen yerler. Tutulduktan sonra tutulabilmesi noktasında o bölgenin lojistiğini sağlama alabilmek adına yoğun bir faaliyet devam ediyor. Zaten işin en önemli kısmı da bu. O yani da süreklilik, kalıcılık. Neyin kalıcılığı? Güvenlikte kalıcılık. Kalıcılık deyince şöyle algılanmasın. Gidip oraya hani biz yerleşeceğiz, bir devletin toprağını işgal edeceğiz. Asla öyle bir şey değil. Siz güvenliği bir bedel ödeyerek sağlıyorsunuz. Bu bedel ne? Şehitlerimizin kanları, canları. Biz artık o şehit kanıyla sulanmış toprağın tekrar bu teröristler tarafından istismar edilmesini veya ifal edilmesine mani olacak her türlü tedbir almak zorundayız. Bunun kışı da var çünkü. Tabii. Şimdi önümüzdeki süreç artık yavaş yavaş bu bölgelerde, ki 2500'ü aşan yerler var özellikle Hakurk'ta. Çok affedersiniz, araya girmek istemiyorum ama çok önemli bir noktaya temas ettiğiniz için sözünüzü kestim. Az evvel gösterdiğimiz bir kare, bu zor coğrafyanın bakın topografik olarak tamamıyla dağlarla, sizin de ifadenizle hani güneşin görülmediği yerler dahi var. O kadar sarp kayalıklar. Tabii vadilerin bazılarında her yer böyle değil mi? Her yer o kadar zor. Şimdi şöyle, hani dağlar dağlara yaslanır, sıra dağlar oluşur diye bir hani temsil var. Evet. Şimdi burada iki sıra dağ yani bizim sınırımıza paralel olarak uzanıyor. Şimdi şu Metina yazılan, Zapya yazılan yerde burada Parasya, Lilik ve Şirin dağları bir sıra dağ blok oluşturuyor. Hemen geride Gara'nın üzerinde, Gara yazan yerin içinde ise Gara, Sapane ve Zapner bölgesi bir sıra dağ blok oluşturuyor. Dolayısıyla sınırımıza aslında Şivi ve Garkner'i de katarsanız 3 ayrı sınırımıza paralel bir set halinde sıra dağlardan oluşuyor. Ta ki şuradaki Ninova düzlüklerine erişene kadar, burası Ninova düzlüğüdür. Yani Fırat'la Dicle'nin Şaddülerab'ı oluşturduğu alan Ninova düzlüğü. Hemen arkasında Selahaddin vardır aşağı tarafta. Buraya kadar komple dağ. Şimdi siz bu dağlarda, yani dağ, yani belki onlarca tepeden oluşuyor. Dağ diyorsunuz da onlarca tepe. Yani dağ tabiri hani tepelerden oluşan bloklara dağ diyoruz biz. O bir, kadar yani evet, zor bir coğrafyadan bahsediyoruz. Dağlardan oluşan bölmelere de sıra dağlar diyoruz. Şimdi bunu düşündüğünüz zaman bölgedeki harekat şöyle tecelli ediyor. Tepe tepe ele geçirilerek gidiliyor. Hem temkin adına bu yapılıyor. Temkin şu, buradaki tabii ki çatışan askerlerimizin güvenliğinin alınması birinci şarttır. O birinci şart yerine getiriliyor. Mütakiben oradaki işte hava harekatının yapılması gereken yerler varsa, özellikle hedefler tespit ediliyor uzun süre keşif harekatı sonrasında, oralar yumuşatılıyor. Mütakiben de o tepe ele geçirilip o tepenin emniyete sağlanıyor. Mütakip tepenin gözetlemesine başlanıyor. Yani
Şimdi hani belki halkımız şunu merak ediyordur. Ya hep konuşuluyor, hep konuşuluyor. İşte hani kilit kapanmadı, kilit kapanacaktı. İşte bu niye bu kadar uzadı? Bence hani orada 10 gün askerlik yapanlar onun ne demek olduğunu gerçekten iyi anlarlar veya kendisi coğrafi olarak dağların hani özellikle de Toroslar'da oturanlar veya Karadeniz sıra dağlarında oturanlar bu dediklerimizi çok daha iyi anlayacaklardır. Çünkü bir yaylaya çıkmak bile hani hiçbir güvenlik problemi yokken sorundur. Yaylada her sene evler yeniden tamir edilir. Her sene yeniden efendim hendekler yeniden açılır. Yani ki burada hani güvenlikte evet. problem yok. Şimdi burada bir güvenlik konusunu şey yapıyorsunuz karşınızda bu bölgede bir eşkıyalık sürüsüne karşı durmak zorundasınız. Bu sürüyü oradan atıp siz orada o halkın, oradaki yerel halkın da güvenliğini sağlamak zorundasınız. Evet. Biz çünkü İsrail değiliz. Çok 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 önemli bir noktaydı. Devam edeceğiz. Bir haberimiz daha var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan çekiliyor. Bağdat'la Washington, Amerikan güçlerinin 2 yıl içinde Irak'tan çekilmesi konusunda anlaşmaya vardı. 2 aşamadan oluşan çekilme planını Irak Savunma Bakanı duyurdu. Buna göre ABD askerleri 2026 yılında Irak'tan çekilmiş olacak. Bağdat'la Washington anlaştı. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2 yıl içinde Irak'tan çekilmesi karara bağlandı. Açıklamayı da Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi yaptı. Abbasi, Amerikan askerlerinin ülkeden çekilmesinin 2 aşamada gerçekleşeceğini söyledi. Çekilmenin ilk aşaması bu yıl başlayacak ve 2025'te de devam edecek. İkinci çekilme aşaması da 2026 yılında sona erecek. Abbasi, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in çekilme süresini 3 yıl olarak talep ettiğini, ancak Bağdat'ın süreyi 2 yıldan fazla uzatmayı reddettiğini söyledi. Çekilmeye ilişkin anlaşmanın Washington yönetimiyle önümüzdeki günlerde imzalanacağını da belirtti. ABD, 2003 yılında Irak'ı işgalinin ardından 2011'de ülkeden çekilmiş, ancak DEAŞ'la mücadele için 2014'te geri dönmüştü. Irak'ta 2500 ABD askeri bulunuyor. Irak yönetimi, DEAŞ'ın bölgede etki gücünü kaybetmesinden bu yana ABD önderliğindeki askeri koalisyonun kademeli olarak ülke topraklarını terk etmesini istiyor. Haberimizin son kısmı, seslendirme metni olarak kulağımızda çok iyi yankılandı. Oradan bahsi açmak istiyorum. ABD 2011'de çekilmiş ancak DEAŞ tehdidiyle 2014'te geri dönmüştü. Ben de bu habere pas atarken vücut dilimle oraya bir virgül koyarak pas atma gereği duydum. Çünkü Irak Başbakanı Sudani topraklarımızda artık DEAŞ tehlikesi kalmamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin de burada kalmasına gerek kalmamıştır diyerek biraz da böyle diplomatik olarak kitabın ortasından konuşarak mesaj vermişti. Sonrasında ilginç gelişmeler yaşandı. Daha da yaşanacak mı size göre? Şöyle, normalde 2024'te bu yıl içerisinde de çekilmesi bekleniyordu. Ama baktık ki bir süredir suskun olan DEAŞ harekete geçti ve orada Amerikan üslerine yönelik bir takım göstermelik eylemler oldu. Ve orada Amerikan askerlerinin kaçarken beyin sarsıntısı geçirdiği ya da bir yerlere çaptığı şeklinde biz haberlere tanık olduk. Bunun üzerine Amerika dedi ki DEAŞ tehlikesi var. O yüzden biz Irak'ta kalmaya devam edeceğiz. Ama Sudani gerçekten Irak'ta çok önemli bir liderlik yapıyor. Ve Sudani'nin bu konudaki kararlılığı nedeniyle bu anlaşma yapılmak durumunda kaldı. DEAŞ dediğimizde Amerika'nın eski başkanı Trump'ın şu değerlendirmesini hatırlamak lazım Fatih Bey. DEAŞ'ı Obama ve Hillary Clinton kurdu. Bunu Trump söyledi. Dedi. Trump söyledi. Yani onlardan sonra Amerika'yı 5 yıl yöneten bir başkan bunu söyledi. Şimdi Amerika'nın elinde DEAŞ gibi çok kullanışlı bir aparat var. İngiliz anahtarı gibi her vidayı onunla söküyorlar. Şimdi burada da Sudan dedi ki artık benim topraklarımda DEAŞ tehlikesi kalmadı dedi. Bu anlaşmanın uygulanması lazım. Yani bu anlaşma yine 2 yıl sonra Amerika DEAŞ yeniden hareketlendirir. Eğer uygulatmazsa ki öyle bir tehlike yok diyemeyiz. Çünkü bunu geçmişte yaptılar. Ama bir şekliyle uygulanması lazım. Çünkü bizim kalkınma yolu projemiz, bizim Türkiye, Irak,
Suriye, İran'la bölgesel bir perspektifimiz söz konusu. Biz bölgeyle artık sadece terörle mücadeleyi değil, bölgesel kalkınmayı, huzuru ve güvenliği konuşuyoruz. Bunun en önemli engeli de Irak'ta ve Suriye'deki Amerikan varlığı. O açıdan bu yapılan anlaşmayı çok önemli görüyorum. Uygulanması lazım. 2 yıllık bir süre olsa dahi. Şimdi Sayın Okkan bunları dile getirmeme biraz kızabilir. Çünkü kendisi hiç dile getirmez ama hem Irak coğrafyasında hem Suriye coğrafyasında ne kadar önemli hizmetler verdiğini ben bizzat biliyorum. Dolayısıyla iki bölgeyle de ilgili çok tecrübelisiniz. 2017 yılında BBC tarafından yayınlanan DEAŞ'lıların böyle kamyonlarla taşınması görüntüsü var Rakka coğrafyasında. Evet. Konuştuklarımız bununla ilintili olsa gerek. Tabii şimdi yani bunları Türkiye yaşadı. Türk Silahlı Kuvvetleri bu mücadelede bölge ülkelerinden en fazla zayiat veren IŞİD'e karşı bir silahlı kuvvetler olarak bölgedeki DEAŞ tehdidine karşı doğrudan mücadeleye girdi. Özellikle Suriye coğrafyasında. Irak coğrafyası için de 2015'ten itibaren geçen gün görüştük. GEDU üssünü korumak adına yani Musul'un korunması adına faaliyette bulundu ve 2015'te Irak hükümeti çağırdı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni. Gelin hani Musul barajını koruyun, Musul'un ele geçirilmesinde hani bize yardımcı olun diye ve Türkiye 400 tane komando askerini o zaman GEDU askeri üssüne gönderdi ve Başika diye geçiyor yeri. Ve bugüne kadar da orada yani şu anda güvenliğin sağlanması noktasında faaliyetlerini sürdürüyor. İşte malum geçen ay bununla ilgili bir anlaşma yapıldı Irak hükümetiyle. Bu üssün Irak Silahlı Kuvvetleri'ne devredilmesi ve bu üste Irak Silahlı Kuvvetleri'nin personelinin Türkler tarafından eğitilmesi konusunda da bir anlaşmaya varıldı. Sonuç olarak yani DEAŞ tehdidi konusuna gelince yani tabii kağıtlar yeniden karılıyor. Yani bu hani bu oyunda yeniden kağıtlar karılıyor. Bu büyük bir hani stratejinin bir parçası ve bu parça içerisinde sadece bu coğrafya yok. Küresel bir hamlenin sesleri geliyor açıkçası. Çok basit bir yani ipucu vereyim. Malum özellikle Afrika'da ki gelişmeler ve değişmeler Afrika'da Wagner grubunun da başarısı olması veya Rusya'nın Wagner grubunun başka yerlerde kullanmasına ihtiyaç duyması nedeniyle Çin kuvvet artırımına gidiyor. Özellikle de oradaki enerji kaynakları yönde. Amerika ve İngiltere Çin'e müteakip hamle için bir kurgu yapmaya başladı şimdiden. Ve muhtemelen DEAŞ veya IŞİD veya işte El-Kaide Çin'e karşı Afrika'da yeni bir oyuna girişecek önümüzdeki süreç içerisinde. Bunu muhtemel bir sene içerisinde görmeye başlayacağız. Çünkü yani Çin'in o bölgede uzantılarının istediği gibi bir Afrika yerleşimini sağlamına engel olmak, enerji kaynaklarına Çin'in hakim olmasına engel olmak için vekalet gücü kullanmak zorundalar. Bu vekalet gücünün en iyisi orada işte Şebap biliyorsunuz. Yani Afrika'yı kasıp kavuruyor zaten. Yani bu Nijerya'da başlıyor. Efendim Somali'ye kadar efendim evet. Bir büyük hani zincir Sahel bölgesi ayrı Nijer, Burkina Faso yani o bölgeler Cezayir'in güneyi Fis hatırlayınız. Hepsi bunların aslında Salafi sayın hocam çok daha iyi bilir. Salafi geleneğin silahlandırılmış haliyle o bölgede Amerikan menfaatlerine veya İngiliz menfaatlerine hizmet eder hale gelmiş olması. Bu Orta Doğu'dan oraya hamle kaydırma noktasında bir başlangıç gibi değerlendiriyorum ben. Ama şu değil, yani Irak'ta özellikle İran'ın uzantılarına karşı her hal ve karda Erbil'de Amerika Birleşik Devletleri büyük bir üs kurdu ve oradan ayrılmıyor. Yani orası bir komuta karargahı olarak devam edecek. Diğer tarafta Doha var biliyorsunuz. Doha'da büyük bir üs var. Diğer tarafta Deir ez-Zor var. Şimdi Deir ez-Zor, Erbil, Doha'yı koyduğunuzda üçgenin ortasında Şatlı Arap kalıyor. Yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Buyurun, lütfen. Biz bu DEAŞ'ı siz ifade ettiniz biraz önce. Rakka'dan kamyonlara binmiş 48 saat süren bir yolculukla Musul'a gelip Musul'u teslim alan bir terör örgütü olarak tanıdık. Orada tek bir operasyon yapsalardı bırakın Musul'a ulaşmasını Suriye sınırını geçmeden imha edilirdi. Göstere göstere
dünyaya ilan ede Toyota araçlara binerek onları Musul'a kadar getirip Musul şehrini bankalarıyla birlikte bu terör örgütüne teslim ettiler. Onun üzerinden de Irak'ta ve Suriye'de operasyonlar yaptılar. DAEŞ'le mücadele adı altında da PKK-YPG terör örgütünü meşrulaştırmaya çalıştılar. Evet. O açıdan DAEŞ Amerika'nın kurduğu, yönettiği ve her olayda kendisine bir meşruiyet gerekçesi oluşturduğu bir terör örgütü. Kartların yeniden karıldığını söyledi Sayın Komutan. Kartların yeniden karıldığı o yemekli masada biz menüde değiliz. Bunu çok iyi biliyoruz. Tabii. Ama önemli bir sandalyede biz de oturuyoruz. Çünkü artık Türkiye sadece oyun bozmuyor, oyun da kuruyor. Fatih Bey, kartları şöyle karıyorlar. Mesela DAEŞ bitti denildi. Bir DAEŞ Horasan kolu oluşturdu. Evet. DAEŞ'in Horasan kolunu ne yaptılar? Yani Çin'e ve Rusya'ya kullandılar. Evet. Rusya'da bir takım eylemlerde DAEŞ'in Horasan kolunu kurduk. Yani bunlar ihtiyaca göre şöyle bir maymuncuk var ellerinde. DAEŞ diye ihtiyaca göre her kapıyı açıyor, ona bir sadece etiket yapıştırıyorlar. Evet. Evet. Fırat Kalkanı harekatıyla da o maymuncukların açmaya alıştığı vidaların başını tek, nasıl kopardığımızı biliyoruz. DAEŞ'te tek uğraşı mücadeleden ülke Türkiye'ye. Dabık'ta İslam Cumhuriyeti'ni kuruyorlardı ve bir şekilde Mesih'i de indiriyorlardı oraya. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri indi onda, ve evet, onlar etkisiz hale getirdi. 500 yıl sonra onlara Dabık'ın nasıl bir meydan muharebesi yeri olduğunu gösterdik. Bir kez daha bu vatan uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun diyoruz. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, çok teşekkürler. Evet, yayının başından bu yana bizimle berabersiniz. Yorumlarla katkı sağladınız. Sağ olunuz efendim. Emekli Tümgeneral Mehmet Okan, çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kısa bir ara var. Ardından buradayız değerli izleyenler. Bir kez daha merhaba değerli izleyenler. Birinci sayfa tüm hızıyla gelişmelerle devam ediyor. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesinin yüreklere kor düşürdüğünü söyledi. Masum bir yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarptırılması için konunun bizzat takipçisiyim dedi. Erdoğan, çocukların gözlerindeki ışıltıyı söndürenlerle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. Masum bir yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarpıtılması için konunun bizzat takipçisiyim, takipçisi olacağım. 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilişine ilişkin soruşturmayı yakından izleyeceğini bu sözlerle açıkladı. Narin, kızımızın canını alanlardan bunun hesabını adalet önünde mutlaka soracağız dedi. Okulların çocuklarımızın neşesiyle dolduğu bu günü Diyarbakır Bağlar'dan gelen acı haber sebebiyle buruk karşıladı. Narin yavrumuzun hünharca katledilmesi hepimizin yüreğine kor bir ateş düşürdü. Narin'le ilgili süreci en başından itibaren takip eden ve ilgili bakanlardan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında da gündeminde yine aynı konu vardı. Mesajları netti. Sadece Narin evladımızın değil, tüm çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı söndüren ister bölücü teröristler olsun, ister zehir tacirleri ve çeteler olsun, ister yanındaki yöresindeki vicdan fukaraları olsun, bütün canilerle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Sayın seyirciler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 8 yaşında katledilen Narin Güran'ın Diyarbakır'daki okuluna psikososyal destek için özel bir ekip gönderildiğini söyledi. Arkadaşlarımız çocuklarımızın travmayı atlatmalarına ilişkin tedbirleri aldılar dedi. Travma ile mücadele konusunda, ilk müdahaleler konusunda eğitilmiş yetkin 4 arkadaşımız, genel müdürlüğümüz ve genel müdürlüğümüzdeki uzman arkadaşlarla beraber eğitim öğretimi orada açtılar. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 8 yaşında öldürülen Narin Güran'ın Diyarbakır'daki okuluna psikososyal destek için özel ekip gönderildiğini açıkladı. Bu tür olaylar sonrası çocuklarımızın yanında olmaya çaba sarf ediyoruz, dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın yetkilileriyle beraber okuldaki öğrenci arkadaşlarımızın, çocuklarımızın yas ve travma konusundaki süreci atlatmalarına ilişkin alınabilecek tedbirleri aldılar. Yusuf Tekin TRT Haber özel yayınında soruları yanıtladı. Narin Güran'ın arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi. Allah bir daha başımıza böyle bir şey getirmesin. Temennim odur ki inşallah bu vahşeti işleyen kişiler bir an önce kanun önünde hesap verirler. Efendim, bundan sonraki süreçle ilgili belki de en önemli soru şu. 8 yaşındaki Narin Güran neden katledildi? İşte bu sorunun yanıtı için soruşturma çok yönlü ilerliyor. Narin'in cansız bedeninden 91 doku örneği alındı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası örneklerin bir kısmı da incelenmek üzere İstanbul'a gönderildi. Narin Güran'a ait otopsi raporuna TRT Haber ulaştı. Tüm detaylarıyla soruşturma inceleniyor, yapılıyor. Burada Narin evladımızın hunharca, canice katledilmesine sebep olanlar, katledenler kimlerse bunlar mutlaka bulunacak. Adalet bunlardan hesap soracak. 8 yaşındaki Narin Güran'a neden ve nasıl kıydılar? Küçük kız nasıl öldürüldü? Soruşturma ve incelemeler derinlemesine sürüyor. Otopside gözle görünür bir kesici, delici veya ateşli silahlı yaralanma ve iç kanama bulgusuna rastlanmadı. Cesette çürüme olduğundan ölüm zamanı belirlenemedi. Narin'in naaşı bulunur bulunmaz çuvaldan çıkarılmadan olay yerinde 91 doku örneği alındı. Detaylı inceleme için naaş Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsiye 3 Cumhuriyet Savcısı, 3 otopsi teknikeri, patoloji uzmanı, 4 adli tıp uzmanı, adli tıp grup başkanı, morg ihtisas dairesi başkanı, adli tıp şube müdürü katıldı. Otopsi işlemlerinde tabii doku örnekleri alındı. Bunların bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığımızda incelemesi mümkün. Kimyasal, biyolojik ve patolojik incelemeler gerekiyor. Bir kısmı da daha ileri tetkik gerektiren, inceleme gerektiren hususlar var. Onlar da İstanbul Adli Tıp Kurum Başkanlığı'na gönderildi. Uzman heyet tarafından yapılan otopsi 11 saat sürdü. Narin'in ölüm sebebi naaştan alınan örnekler üzerindeki kimyasal ve patolojik çalışmalar sonucu belirlenecek. Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan küçük kızın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Narin'in amcası S.G. kasten öldürme şüphesi ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gerekçesiyle tutuklandı. Narin'in annesi, babası, iki kardeşi, iki amcasının da aralarında olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Narin'e ait DNA'nın tespit edildiği tutuklu amcasına ait otomobilde bir kez daha incelenmek üzere Tavşantepe Mahallesi'nden jandarma tarafından götürüldü. Efendim, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada biliyorsunuz ilk itiraf geldi. 48 yaşındaki sıva ustası N.B. küçük kızın cansız bedenini ortadan kaldırmak için Narin'in amcasının kendisine 200 bin lira teklif ettiğini söyledi. Cesedi amcası verdi. Çuvala birlikte koyduk, dereye ben götürdüm dedi. Naaşı Eğer Tutmaz deresine kırmızı aracıyla taşıdığını da anlattı detaylı bir şekilde. Şüpheli ifadesinin ardından Narin'in cansız bedenini bıraktığı derede keşfe de götürüldü. 8 yaşındaki Narin'in ölümünde sır perdesi aralanıyor. Gözaltına alınan 24 şüpheli arasından ilk itiraf geldi. 48 yaşındaki sıva ustası N.B., küçük kızın cansız bedenini Eğer Tutmaz deresine Narin'in amcasının talimatıyla attığını itiraf etti. Narin'in amcası S.G. bana eliyle aracının ön yolcu koltuğundaki battaniyeye sarılı şeyi göstererek bunu yok edeceksin dedi. Ben de ne olduğunu anlamak için yaklaştığımda hareketsiz halde yatan bir insan olduğunu anladım. Şaşırdım ve tereddüt ettim. S.G. bana iyi düşün, sana 200 bin lira veririm dedi. İfadeye göre amca sıva ustasına aracında torba olup olmadığını sordu. N.B. aracının bagajından bir çuval çıkardı ve battaniyeye sarılı çocuğun naaşını alıp çuvala birlikte koydular. Sonrasında ise amcanın yönlendirmesiyle işte görüntüdeki bu kırmızı otomobille Narin'in cansız bedenini dere yatağına götürdüğünü anlattı.
Yolda giderken pişmanlık duydum ancak aldığım şeyden de kurtulmam gerektiğini düşündüm. Aracımı derenin kenarına bıraktım. Etrafta ip aradım. Bulamayınca çocuğun çantasındaki ipi sökerek çuvalın ağzını bağladım. Çuval biri tarafından bulunur diye düşünerek üzerine 15-20 kilo ağırlığında taş koydum. Nari'nin cansız bedeni işte tam da bu noktada bulundu. İtirafçı olan şüpheli Nari'ni bir çuval içerisinde bu noktaya getirdi. Daha sonra üzerini bir taş ve çalılıklarla kapattı. Küçük Nari'nin cansız bedenini deride saklayan N.B. ardından Tavşantepe mahallesine dönerek katil zanlısı amcayla birlikte Nari'ni arama çalışmalarına katıldı. 8 yaşındaki Nari'ni arama çalışmaları 19 gün boyunca devam etti. NB arama çalışmalarında yer aldı. Nari'nin cansız bedenini taşıdığı otomobil ise o sahadayken park halinde böyle görüntülendi. İtirafçı NB, Nari'nin amcasının göstermelik olarak arama çalışmalarına katıldığını da anlattı. Nari'nin cansız bedeninin bulunduğu noktada jandarma ekipleri yeni bir keşif çalışması başlattı. İtirafçı olan şüpheli savcı eşliğinde olay yerine getirildi. Gözaltındaki şüpheli N.B. savcı ve jandarmaya Nari'ni nereye ve nasıl gömdüğünü anlatarak yer gösteriminde bulundu. Sahadaki keşif 2 saati aşkın sürdü. Sayın seyirciler, Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi. İçinde sözde sorumlu teröristlerin de saklandığı 21 hedef imha edildi. Gara ve Hakurk'a düzenlenen diğer bir operasyonda da 5 terörist etkisiz hale getirildi. Savaş uçakları Metina, Gara, Hakurk ve Kandil'deki terör hedefleri için havalandı. Düzenlenen hava harekatıyla bölge teröristler için geri dönülemez hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde terörü kaynağında yok ediyor Mehmetçik. İçinde terör örgütünün sözde sorumlularının da saklandığı sığınak, mağara ve barınaklardan oluşan 21 hedef imha edildi. Harekatta yerli ve milli mühimmat kullanıldı. Teröristler silahlarıyla birlikte yok edildi. Gara ve Hakurk'ta düzenlenen bir başka hava harekatındaysa 5 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı harekatı öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli notuyla paylaştı. Değerli izleyenler, Türkiye şehitlerini uğurladı. Tunceli'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Orhan Burak Büyükçaylı Isparta'da, jandarma uzman onbaşı Doğan Kızılateş Tokat'ta, jandarma uzman çavuş Ömer Eroğlu Zonguldak'ta, jandarma uzman çavuş Mehmet Aykanat'sa Osmaniye'de toprağa verildi. Ispartalı şehit Orhan Burak Büyükçaylı'nın şehadetinden saatler sonra dünyaya gelen oğluna babasının adı verildi. Vatani görevini yaparken şehit oldu. Şehadetinden saatler sonra doğan oğlu dünyaya gözlerini bir şehit çocuğu olarak açtı. Tunceli'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerden biri olan jandarma uzman çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın hikayesi yürekleri burktu. Şehidin hamile eşi Gizem Büyükçaylı acı haberi ailesinin memleketi Balıkesir'de aldı. Fenalaşarak kaldırıldığı hastanede sezaryenle doğum yaptı. Şehit çocuğuna babasının adını yaşatması için Orhan Kaan adı verildi. Orhan Kaan bebeğin hastanede sağlık kontrolleri yapıldığı saatlerde babası Orhan Burak memleketi Isparta'da ebediyete uğurlanıyordu. Şehidin naaşı 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından Isparta Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi. Tunceli şehitlerinden jandarma uzman onbaşı Doğan Kızılateş ise 10 gün önce izne geldiği memleketi Tokat'ta bu kez al bayrağı sarılı olarak karşılandı. Şehit Doğan Kızılateş'in naaşı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından Erenler Şehitliği'ne defnedildi. 27 yaşındaki şehit bekardı. Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi de şehidini uğurladı. Şehit uzman çavuş Ömer Eroğlu, Ortaca köyünde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. 30 yaşındaki şehit, 4 yıllık evliydi. Bir şehit ateşi de Osmaniye'nin Kadirli ilçesine düştü.
şehit uzman çavuş Mehmet Aykanat'ın naaşı Kümbet köyünde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. 28 yaşındaki şehit bekardı. Değerli izleyenler, Filistinli bir görgü tanığı İsrail keskin nişancısının Ayşenur Ege'yi şehit ettiği anlara tanıklık etti. Keskin nişancı saldırıdan sonra sevinç çığlıkları attığı ifadelerini kullandı. Şehit Ayşenur'un son anlarına İtalyan bir aktivist de şahit oldu. "Biz sadece orada duruyor, hiçbir şey yapmıyorduk." diyerek İsrail güçlerinin acımasızlığını anlattı. Soykırımcı İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi şehit etti. Eygi'nin son anlarına tanıklık eden İtalyan aktivist Maryam saldırı anını anlattı. Filistinliler cuma namazını kıldı. Namazdan sonra olaylar çıktı. İsrail ordusu çok yoğun biçimde göz yaşartıcı gaz, sonrasında da gerçek mermi kullanarak kalabalığı dağıttı. Bizler tepenin aşağısında yol kenarına çekildik. Bir zeytinlikte duruyorduk. Yaklaşık 200 metre ötede bir Filistinlinin evinin çatısına çıkmış İsrail askerleri vardı. İtalyan aktivist İsrail askerleri tarafından açıkça görülebildiklerini söyledi. "Orada sadece duruyorduk," dedi. Aniden iki el ateş açıldığını duydum. Biri metal bir objeye çarptı. Sonra arkadaşlarım bana seslendi. Ayşenur bir ağacın altında bilinci kapanmış yatıyordu. Başından kan geldiğini gördüm. İtalyan aktivist İsrail'e destek veren ülkelere de tepki gösterdi. Ellerinde tüm Filistinli şehitlerin, arkadaşım şehit Ayşenur'un ve ondan önceki aktivistlerin kanı var diye konuştu. Filistinli Munir Hıdeyr de katliamcı İsrail askerlerinin acımasız saldırısına şahit oldu. Keskin nişancının Ayşenur'u şehit ettikten sonra sevinç çığlıkları attığını söyledi. Eygi'nin silahsız olduğunu, barışçıl bir şekilde gösteri yaptığını net olarak gördüğünü de vurguladı. Sayın seyirciler, soykırımcı İsrail güçlerinin saldırısında şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi için Filistin'de cenaze töreni düzenlendi. Filistinliler 26 yaşındaki şehit Eygi'ye katledildiği Nablus kentinde veda etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehit Eygi'nin haklarını savunmak için uluslararası mahkemelerde hukuki mücadele yürütüleceğini açıkladı. Naaşını tekbirler ve sloganlar eşliğinde omuzlarda taşıdılar. Filistinliler, İsrail işgaline karşı yanlarında duran şehit Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'ye veda etti. 26 yaşındaki Eygi için şehit edildiği Nablus kentinde cenaze töreni düzenlendi. İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi son yolculuğuna uğurlanıyor. Filistin'de onu sevenler ve Filistin halkı ve Türk yetkililer burada Nablus'taki hastaneden naaşını omuzlarda taşıdılar ve Türkiye'ye gönderilmek üzere yola çıkarılıyor. Törene Türkiye'nin Filistin nezdindeki başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu da katıldı. Nablus valisi Gassan Dahmes, Eygi'nin fedakarlığının kendileri için son derece değerli olduğunu vurguladı. Ayşenur'un kanı yolumuzu aydınlattı ve dünyanın tüm özgür insanlarına İsrail'in işgalini ve mazlum Filistin halkını gösterdi. Amerika'dan Filistinlilere destek olmak için Filistin'e giden diğer aktivistler de şehit Ayşenur Ezgi Eygi'ye veda etmek için törendeydi. Onun yaşamını ve canını feda etmesini anmak için buradayım. Ona saygı göstermek için düzenlenen bu törene katılmak istedim. Ayşenur'un kaybından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Buraya geleli sadece birkaç gün olmuştu. Hiçbir sebep yokken onu katlettiler. Türkiye'de Filistin'de şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin katillerinden hesap sormak için harekete geçiyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eygi için Türkiye'nin hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğini vurguladı. Türkiye olarak biz onun da takipçisi olacağız. Hem Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde hem Uluslararası Adalet Divanı nezdinde de ve kendi gerçekleştireceğimiz hukuki çalışmalarla da onun hakkını sonuna kadar savunacağız.
Ayşenur Ezgi Ege, Cuma günü Nablus'un Beyta kasabasında İsrail işgaline karşı katıldığı barışçıl gösteride İsrail keskin nişancısının hedef alması sonucu şehit olmuştu. Sayın seyirciler, bu arada İsrail Gazze şeridinde sivillerin sığındığı mülteci kamplarını vurdu. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli katledildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda katledilen Filistinlilerin sayısı 40.988'e yükseldi. Katil İsrail Gazze şeridinde yine çocukları hedef aldı. Es Sabra mahallesinde Filistinli bir ailenin evine bomba yağdırdı. Bir Filistinlinin öldüğü saldırıda çoğu çocuk, çok sayıda kişi yaralandı. Sivillerin sığındığı mülteci kampları da havadan hedef alındı. Bureiç mülteci kampında aralarında çocukların da olduğu 4 Filistinli katledildi. İşgalci İsrail ordusuna ait tanklar da Nuseirat mülteci kampını hedef aldı. Filistinli 2 ailenin evlerini yerle bir etti. 6 Filistinli katledildi, biri ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı. İsrail, Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampını da vurdu. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 6 Filistinli katledildi, çok sayıda kişi yaralandı. Han Yunus'a yağan İsrail bombaları Filistinli bir kadını öldürdü. Şehridvan mahallesindeki Said Siyam Camii de havadan hedef alındı. Soykırımcı İsrail'in saldırıları Gazze'nin sağlık sistemini de yerle bir etti. Kemal Advan ve Endonezya hastanelerinde yakıtın bittiği ve hastanenin 48 saat içinde hizmet dışı kalacağı duyuruldu. İsrail Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor. İşgalci İsrail ordusu Gazze şeridinin kuzeybatısındaki geniş bir alan için tahliye emri verdi. Filistinlilerse nereye gideceklerini bilmiyor. Birleşmiş Milletler'e göre Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u zorla yerinden edildi. Filistinliler derme çatma çadırlara sığınarak hayata tutunmaya çalışıyor. Efendim, bugün biliyorsunuz ders zili yeniden çaldı. İşte bu önemli günde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de TRT Haber'e konuk oldu ve soruları cevapladı. Çok önemli bilgiler paylaştı. Biz de sizlerle şimdi madde madde paylaşmak istiyoruz. Nari'nin okulundaki öğrencilere psikososyal destek vereceğiz dedi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve devam etti. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kademeli bir biçimde hayata geçirilecek. Yeni müfredat öğrencilerin bilgiyi beceriye dönüştürmelerini sağlayacak dedi. İçerik olarak %35 oranında sadeleştirme yaptık. Millet bilincini ve ortak değerlerimizi müfredatımızla, çocuklarımızla paylaşıyoruz. İnşallah amaçladığımız şekilde dünya örnekleriyle uyumlu ve başarılı bir model olur diye de devam etti. Elbette devamı da var. Ailelerin eğitim sürecine daha etkin ve doğru şekilde dahil olmasını sağlayacağız. Aile katılımını vurguladı Milli Eğitim Bakanı. Okul aile işbirliğini güçlendirmek için Veli Vizyon adlı bir platform oluşturduk ve 27 bölümlük mini dizi çektik dedi Bakan Tekin. Öğretmen ataması süreci Danıştay kararına göre başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı kitapları ve EBA sınavlar için yeterli. Denetimden geçmemiş kaynak aldırılmamalı uyarısını da yaptı. Bu yıl meslek liselerine kayıt oranı %15 arttı dedi ve bu ifadesi çok önemliydi. Her insanın bir mesleği olmalı mottosuyla zanaat atölyeleri oluşturduk ifadesine de, mesajına da program dahilinde yer verdi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin değerli izleyenler. Evet, 2024-2025 eğitim öğretim yılı işte böyle başladı. 20 milyondan fazla öğrenci için okullarda ilk ders zili çaldı. Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından yeniden ders başı yapan öğrenciler okullarına dönüş heyecanı yaşadı. Okullarda yeni dönemin ilk ders zili çaldı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı. Yaklaşık 20 milyon öğrenci okuluna, 1 milyon 250 bini aşkın öğretmen öğrencisine kavuştu. Çok mutluyum ve yeni dersleri çok merak ediyorum. İnşallah bu yıl da güzel geçer. Ben hem mutluyum hem üzgünüm. Tatilde çok fazla yer gezdik. O yüzden biraz yorgunum ama arkadaşlarımla da buluştuğum için daha mutluyum.
Öğrenciler yaz tatilinde bol bol dinlendiler, enerjilerini topladılar ve yeni eğitim öğretim yılına hazırlandılar. Şimdi onlar için... Öğrenciler kadar öğretmenler de okulun ilk gününde heyecanlıydı. Ben 33 yıllık öğretmenim. Hala aynı günkü heyecanla başladım bugün yine. Çocuklarımız çok heyecanlı, bizler çok heyecanlıyız. Heyecanla birbirimize kavuşmayı bekliyorduk. Bugün gerçekleşti. En çok öğrencinin bulunduğu İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren çocuklar okullarına koştu. İstanbul'da da 2 milyon 951.000 öğrenci için ilk dersleri çaldı ve uzun bir aranın ardından öğrenciler okulda yerlerini aldı. Çanta hazır mı? Evet. Neler var çantada? Kırtasiye ürünleri falan, defterler, sulu boya. Okul özlen. Özlendi. Sabah kaçta kalktın? Bilmiyorum. Erken mi? Evet. Heyecan var mıydı? Evet. Aileler de çocuklarını ilk gün yalnız bırakmadı. Onların heyecanına ortak oldu. Heyecandan çok bence sevinç var herhalde. Bu sene son senemiz. Mutluyuz, heyecanlıyız. Bakalım nasıl olacak. Çocuklar yaz boyunca sıkıldılar. Ne kadar eğlendirmeye çalışsak da sıkıldılar. İnşallah güzel geçer bu seneleri. Eğitim öğretim yılının ilk dönemi 17 Ocak'ta sona erecek. Efendim, bundan yaklaşık 4 yıl önce yine bu stüdyodan, bu kameradan mucize gibi bir haberi paylaşmıştım sizinle. Dün gibi hafızamda. Ayda'yı hatırlar mısınız? İşte enkazdan 91 saat sonra kurtarılmıştı. 3 yaşında yaşadığı bu korkunç travmayı atlattı, hayata tutundu. İzmir depreminin simge isimlerinden Ayda Gezgin ilkokula başladı bugün. İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde Rıza Bey apartmanının enkazında kaldı. Yanındaki annesi vefat eden 3 yaşındaki Ayda ekipler tarafından 91 saat sonra kurtarıldı. Depremin simge ismi haline geldi. Enkaza kalanlar için umut oldu. Aradan geçen yıllarda büyüdü. Zor günleri geride bıraktı. 3 yıl anaokuluna giden Ayda, İzmir'in Bornova ilçesinde özel bir eğitim kurumunda ilkokula başladı. Ayda'yı okulun ilk gününde babası ve 13 yaşındaki abisi de yalnız bırakmadı. Erzurum'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili Aziziye tabyalarında çaldı. Öğrenciler ay yıldızlı bayraklarla tabyalara yürüdü. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'ni ve Nene Hatun'un kahramanlaştığı Aziziye destanını yerinde öğrendiler. 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı. Tüm yurtta ilk ders zili heyecanı vardı. Erzurum'daysa ilk derse Aziziye tabyaları ev sahipliği yaptı. Öğrenciler sabahın erken saatlerinde ay yıldızlı bayraklarla tabyalara yürüdü. Yol uzun olsa da yüreklerindeki vatan aşkı her şeyin üstündeydi. Böyle bir tarihi mekanda okula başlamak benim için çok heyecan verici ve çok mutluyum. Aziziye tabyası Nene Hatun Erzurum için çok önemli bir yer. Erzurum'un savunmasında çok önemli rol oynamış. Tarihi tabyalardaki ilk dersin adı Aşkı Vatan oldu. 70 yaşında İbrahim Dede'yi gördük. Öğrencilere Çanakkale'den Gazze'ye vatan savunması anlatıldı. 93 Harbi olarak da bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı mekan tanıtıldı. Erzurum'da öğrenciler ellerinde ay yıldızlı bayraklarıyla birlikte Aziziye Destanı'nın yazıldığı Aziziye tabyalarına yürüdü. İlk ders olarak da öğrencilere Nene Hatun'un da kahramanlaştığı Aziziye Destanı anlatıldı. Öncelikle bu bizim için çok önemli bir duygu. Çünkü tarihte yaşanan olaylardan biz de bu yaşta bunlardan haberdar olunca kendimizi mutlu hissediyoruz. Program sonunda Nene Hatun'un kabri başında dualar edildi. Mezara karanfiller bırakıldı. Allah rahmet eylesin.
Efendim, milli sporcu Yusuf Dikeç yeni eğitim öğretim döneminin ilk gününde Ankara'daki bir okulda öğrencilerle buluştu. Dikeç gençlere kalbinizden anne, gönlünüzden ülke ve öğretmen sevgisini lütfen hiç eksik etmeyin nasihatinde bulundu. Yeni eğitim öğretim döneminin ilk gününde öğrencilerle buluştu. Onlara başarıya giden yolun ipuçlarını anlattı. Olimpiyatlarda atıcılık dalında gümüş madalya kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç, Milli Eğitim Vakfı Koleji Özel Ankara Okulları'nda yeni dönemin ilk dersini verdi. İnanmanın kazanmanın yarısı olduğunu söyledim. En canlı örnek olarak kendim işte 1, 2, 3, 4, 5. olimpiyatın sonunda ancak olimpiyat madalyası alabileceğimi söyledim. Gençler, tabii ki atışta başarılı olabilirsiniz veya diğer spor dallarına başarılı olabilirsiniz ama ilk önce eğitiminiz. Milli sporcu Yusuf Dikeç, öğrencilere okulda atıcılık poligonu kurulacağı müjdesini verdi. Her öğrencinin, her gencin, her çocuğun mutlaka illa atış olmasına gerek yok. Bir tane spor branşıyla ilgilenmesi lazım. Allah kalplerinden anne sevgisini, gönüllerinden öğretmen ve ülke sevgisini eksik etmesin. Voleybolcu olmak istiyorum. Ne yapman gerekiyor bunun için? Çok çabalamam lazım ve pes etmemem lazım. Çocuklar milli sporcuyu dikkatle dinledi. Programa öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra veliler de büyük ilgi gösterdi. Çok heyecanlandım çünkü ben onu sürekli izliyordum. Ayrıca çok seviyordum. Çok çalışmamız gerektiğini anlattı. Başarının kolay elde edilmeyeceğini söyledi. Ve bence olimpiyatlara gitmek çok güzel bir duygu. Yusuf abimin yerinde olmak isterdim. Sayın seyirciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kaçak yapılarla mücadeleyi sürdürüyor. Oyuncu Şahan Gökbakar'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapı kayıt belgesinin iptal edildiği villasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bakanlık Marmaris Belediyesi'ne yazı göndererek villanın yıkılmasını istedi. Sit alanları, nitelikli doğal koruma alanları bir bir inceleniyor. Kaçak yapılar tespit edilip işlem yapılıyor. Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın Muğla'nın Marmaris ilçesindeki kaçak villası da bu kapsamda tekrar gündeme geldi. Süreç neredeyse 2 yıl önce başladı. Bakanlık bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve ardından yapı kayıt belgesi iptal edildi. Son olarak 6 Eylül'de yeniden hem Marmaris Belediyesi'ne hem de Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bildirimler yapıldı ve gereğinin yapılması istendi. Nitelikli doğal alanların korunması kanunu kapsamında Şahan Gökbakar'a ait kaçak villanın yapı kayıt belgesi iptal edildi. 2022 Kasım ayında hukuki süreç başlatıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmaris Belediye Başkanlığı'na yıkımın gerçekleştirilmesi için uyarı yazısı gönderdi. Belediye ise Gökbakar'ın Muğla 1. İdare Mahkemesi'ne açtığı yürütmeyi durdurma kararının beklendiği yanıtını verip yıkımı gerçekleştirmedi. Ancak bakanlık mahkemenin böyle bir karar vermediği bilgisine ulaştı. Bakanlık 6 Eylül'de yeni bir bildirim gönderdi. Yıkım işleminin yapılması için Marmaris Belediyesi uyarıldı. Yıkımın yasada belirlenen süreler içinde gerçekleştirilmemesi durumundaysa nedenine dair bilgi istendi. Ancak belediyeden herhangi bir adım atılmadı. Yasal süresi içerisinde yıkımın gerçekleştirilmemesi halinde devreye bakanlık girecek. İstanbul Eminönü'nde tur teknesinde can pazarı yaşandı. Kıyıya yanaşan tekneden inmek isteyen bir anne işte bu şekilde kucağındaki bebeğiyle suya düştü. 2 yaşındaki çocuk ve annesi denize atlayan baba ve tekne kaptanı tarafından neyse ki kıyıya çıkarıldı. Buradan gitti. Kadın kendi basamağa basmıyor. Merdivene basmadı, tekneden inerken kucağında bebeğiyle denize düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sarıçayır ailesi İstanbul Eminönü'nden tur teknesine bindi. Gezintinin ardından yeniden Eminönü iskelesine döndüler. Tekne kıyıya yanaşınca yolcular merdivenlerden inmeye başladı. Resime Sarıçayır basamağı kullanmayınca kucağındaki 2,5 yaşındaki kızıyla birlikte denize düştü. Kadın kendi basamağı basmıyor. Eşi ve teknenin kaptanı da anne ve bebeğini kurtarmak için arkasından suya atladı. Olay yerinde büyük panik yaşandı. Sudan çıkarılan kadın ve bebeği tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Tekne kaptanı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Bir hırsızlık anının haberi var sırada. Bakın, kaşla göz arasında, yani müşteri gibi giren kuyumcuya hırsız kaşla göz arasında 40 bin liralık bileziği çaldı. O anlarda güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. Bir de haberi var, haberden bakalım. Baktığı bileziklerden birini cep telefonunun arkasına gizledi. Çalışanlar durumu fark ettiğinde çok geçti. Oğlunu evlendirdiğini, set ve bilezik bakacağını söyledi bize. Önce setlere bakmak istedi, sonra 22 ayar bilezikleri görünce onlara bakmak istedi. İstanbul, Laleli'deki kuyumcuya müşteri gibi giren iki kadın altınları inceledi, bir süre çalışanları oyaladı. Ama böyle sürekli elimizden çekiştiriyordu bilezikleri. Yani bir tane veriyorum, işte birkaç tane daha ver, yatırımlık da bakacağım, ölçülerine bakacağım, elime ver falan diye. Kadınlardan biri 40 bin liralık bileziği kaşla göz arasında böyle çaldı. Tam ben alırken de o bir saniye, yani bir saniye bile değil, daha kısa bir sürede direkt çevirip telefonun arkasına koyup bir tanesini direkt götürdü. Onlar dükkandan çıktıktan sonra bileziklerin eksik olduğunu fark eden çalışanlar polise ihbarda bulundu. Efendim, aşırı hız ve dikkatsizlik kazaları da beraberinde getirdi yine. Yurtta meydana gelen trafik kazalarında bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet, otomobil ve motosiklet trafik kazasına karıştı. Kalabalıktan korkarak kaçan kamyonet sürücüsü polis merkezine sığındı. Güvenlik güçleri sürücünün ehliyetinin olmadığını belirledi. Savaş alanına dönen kaza yeri kameralara böyle yansıdı. Antalya'nın Kepez ilçesinde de bir otomobil şarampole yuvarlandı. 50 metre boyunca takla atarak yuvarlanan araç hurdaya döndü. Otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Manavgat'ta ise bir motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Çağrılan ambulansla kaza yapınca sağlıkçılar olay yerine yaya olarak ulaştı. Sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu motosikletli başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Egzozdan bir daha yersin. Gaziantep, Nurdağ, İslahiye Karayolu'nda iki otomobil çarpıştı. Araçlardan biri takla atarak yolun alt kısmında bulunan tarlaya savruldu. Kazada 4 kişi yaralandı. Aydın'ın Çin ilçesinde motosikletle çarpışarak karşı şeride geçen otomobil başka bir otomobille çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kahramanmaraş'ta makas atarak ilerleyen bir sürücü trafik kazasına sebep oldu. 4 araçta hasar meydana geldi. Tehlikeli şekilde araç kullanan sürücüye çarptığı araçların sahipleri tepki gösterdi. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Dünyadan kaza haberleri paylaşacağız. Nijerya'da bir yakıt tankerinin kamyonla çarpışması sonucu 48 kişi hayatını kaybetti. Yemen'de ise bir otobüsün devrildiği kazada ikisi çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi. Yakıt tankeri ile yolcu taşıyan kamyon çarpıştı. 48 kişi öldü. Korkunç kaza Nijerya'da meydana geldi. Nijer eyaletindeki kazada yakıt tankeri insan ve büyükbaş hayvan taşıyan bir kamyonla çarpıştı. Üçüncü bir araç da fren yapamadığı için kazaya karıştı. Çarpışma sonucu tankerde patlama yaşandı. Kazada 48 kişi hayatını kaybetti. 50'den fazla büyükbaş hayvan telef oldu. Yemen'de ise yolcu otobüsü devrildi. Aden şehrinden Taiz'e giden otobüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada ikisi çocuk 16 kişi hayatını kaybetti. Kazada biri ağır, 3 kişi de yaralandı. Yetkililer otobüsün fren sisteminde arıza meydana geldiğini, bunun da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden olduğunu belirtti. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan iki orman yangınıyla mücadele sürüyor. Romanya'daki orman yangınında da 500 hektardan fazla alan zarar gördü.
Evler ve araçlar yandı, 4000 kişi tahliye edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki iki noktada başlayan orman yangınları ortaya bu manzarayı çıkardı. Yangın sadece ormanları değil, yerleşim yerlerini de etkiledi. Çok sayıda ev ve araç kullanılamaz hale geldi. Clear Lake kentinde 76 dönüm arazi yangından zarar gördü. Yangın söndürme çalışmaları hem havadan hem karadan devam ediyor. San Bernardino şehrinde çıkan orman yangını da sürüyor. 20 bin dönümden fazla alana yayılan yangına müdahale eden 3 itfaiyeci yaralandı. 35 bin yapıyı tehdit eden yangın nedeniyle bölge sakinleri tahliye edildi. Romanya'da orman yangınıyla mücadele ediyor. Maramures kentindeki yangında 500 hektardan fazla arazi ve çok sayıda bina zarar gördü. 90 kişi tahliye edildi. Efendim, Vietnam Yagi tayfununun etkisinde. Tayfunun neden olduğu sel ve toprak kaymaları yüzünden 35 kişi hayatını kaybetti. Fas'ta da sel sebebiyle 11 kişi yaşamını yitirdi. Güneydoğu Asya'da etkili olan Yagi tayfunu Vietnam'ın kuzeyini vurdu. Tayfun toprak kayması ve sele yol açtı. 35 kişi yaşamını yitirdi. Birçok binayla iletişim ve ulaşım hatları zarar gördü. Hasar son derece ağır. Buranın tekrar eski haline gelmesi 3-4 yıl sürebilir. Çünkü hasar çok büyük. Etraf kıyamet yeri gibi görünüyor. Daha önce hiçbir fırtına bize bu kadar zarar vermemişti. Tayfundan en çok başkent Hanoi etkilendi. Bu hasarı tamamen atlatmam, işler yolunda giderse bir ay kadar sürebilir. Bir şey yapabilmem için önce su ve elektrik kaynağının geri gelmesi gerekiyor. Çatım uçtu, tavanım çöktü. Ev aletlerimin yanı sıra elektronik cihazlarım da bozuldu. Hiçbir şeyim kalmadı. Fas'ta da şiddetli yağış sele yol açtı. Ülkenin güneydoğusunda etkili olan selde 11 kişi hayatını kaybetti. Efendim, oldukça sıcak geçen yaz ayları bitti. Eylül ayı ile birlikte sıcaklıklar da mevsim normallerine indi. Yurt genelinde birçok ilde sağanak etkili oluyor. Yarın akşam saatlerinden itibarense yeni bir yağışlı sistem yurdun batısını özellikle etkisi altına alacak. Peki bu yağışlar tam olarak nerelerde etkili olacak? Yanıtı haberimizde. Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde artacak. Diğer yerlerde ise mevsim normallerinde seyredecek. Belirgin olan İç ve doğu kesimlerdeki hava sıcaklıklarındaki artış 4 ila 6 dereceye kadar çıkan yerler olacak. Ankara, örneğin Konya, Sivas, Erzurum, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır, Urfa, bu saydığım iller örnek olmak üzere hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bekliyoruz. Yurdun batısı yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Özellikle Trakya'dan başlayarak Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Marmara bölgesi, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey batısında yağışlar göreceğiz. Çarşamba günü, Perşembe günü de bu yağışları göreceğiz. Ve 3 büyük il, Ankara'da hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de ise sağanak etkili olacak. İstanbul ve İzmir'de ağırlıklı olarak 3 gün boyunca gökyüzü sağanak yağışlar bekliyoruz. İstanbul'un Avrupa yakasında bu yağışların kuvvetli olma ihtimali var. İzmir'de ise il genelinde salı, çarşamba ve perşembe günleri kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış olma ihtimali var. Arka planda Eğirdir Gölü var. Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde kuraklığın etkisiyle oluşan su çekilmesi yaşanan çevre kirliliğini de gözler önüne serdi. Göl kenarında oluşan otçul atıklar hem hava hem de görüntü kirliliğine sebep oluyor. Eğirdir Belediyesi ekipleri o atıkları temizlemek için aralıksız çalışıyor. Kuraklığın etkisiyle su seviyesi kritik düzeyin altına düştü. Göl dibinde oluşan otçul bitkiler çürüyüp kıyıya vurunca hem kötü kokuya hem de çevre kirliliğine sebep oldu. Isparta'daki Eğirdir Gölü'nün kenarında biriken otçul atıkların temizlenmesi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde belediye çalışma başlattı. Temizlik için Eğirdir Belediyesi'nde kurulan yaklaşık 40 kişilik özel ekip göreve başladı. Belediye personeli ilk etapta yerleşim yerlerine yakın bölgelerde mesai yaptı. Ekipler göl kenarındaki atıkları tamamen temizleyene kadar çalışmalarını sürdürecek.
Efendim, Karadenizli balıkçının yüzü palamut bereketiyle güldü. Boy boy palamutlar uygun fiyatlarıyla tezgahları süslemeye başladı. Palamut bolluğundan tabii hem balıkçılar hem de vatandaş memnun. Vira bismillah diyerek denize açılan balıkçılar için av sezonu bereketli başladı. Hem ağlar hem tezgahlar palamutla dolup taşıyor. Şırınlık, 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 şırınlık. Geçen sezon palamudun olmayışı bu yıl palamuda olan ilgiyi bir hayli artırdı. Boy boy palamutlar uygun fiyatıyla tezgahtaki yerini aldı. Trabzon'da palamudun tanesi 50 liradan satılıyor. Geçen sene palamut hatta yoktu, hiç çıkmadı diyebiliriz yani. Bu sezonla palamutla bol bereketli geçiyor ve devam ediyor. Fiyatı da gayet çok ucuz. Palamutumuz bol, Allah verdi bolluğu. Vatandaş da halinden memnun. 50 liraya palamutlarımız var. Yani vatandaşımız memnun diyebiliriz. Peki bu bolluk daha ne kadar devam edecek? Normalde bu bolluk hani palamut sezonu 2 ay falan sürer. Nasıl buluyorsunuz bu bolluğu? Yani bereketli bu sene galiba. Fiyatlar da çok afaki, fazla değil. Güzel yani, bol. Bu sene palamuta doyacağız gibi görünüyor. Ne almaya geldiniz? Palamut almaya geldik valla. Böyle bol bol alıyor musunuz? Kaç tane alacaksınız? Şimdi 4 tane aldık. Zaten 3 kişiyiz. Öyle yani ama güzel yeniyor. Diğer balıklarda da çeşitlilik hakim. Trabzon'da istavetin kilosu 50, mezgit 100, çinekopsa 200 liradan alıcı buluyor. Sayın seyirciler, İstanbul pazar günü LGBT propagandasına karşı büyük aile buluşmasına ev sahipliği yapacak. Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Er Yılmaz, aileleri Saraçhane'den Beyazıt Meydanı'na gerçekleştirilecek yürüyüşe davet etti. Er Yılmaz, buluşmamız sosyokültürel teröre ve her alanda zehrini yayan bu dayatmaya bir tepki niteliğindedir ifadelerini kullandı. Aile kurumu bugün hiç olmadığı kadar büyük bir tehdit altındadır. İstanbul 15 Eylül pazar günü büyük aile buluşmasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dursun bu hayasızca akın sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlik, sapkın akımlara karşı duruş sergileyen aileleri bir araya getirecek. Ne yazık ki doğrudan insanlığın varoluşuna yönelen LGBT propaganda ve dayatması tehdidi her geçen gün şiddetini artırıyor. Bu tehdide karşı ailelerimizle Saraçhane Fatih Anıt Parkı'nda buluşarak Beyazıt Meydanı'na kadar sessiz yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Buluşma öncesi basın toplantısında konuşan Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Er Yılmaz, aile değerlerini savunan herkesi Saraçhane'den başlayacak yürüyüşe davet etti. Gerçekleştireceğimiz büyük aile buluşması ve sessiz yürüyüş, çocuklarımız üzerinden dijital platformlar aracılığı ile yürütülen zehirli propagandalara, geri dönüşü olmayan hasarlara sebep olan sözde cinsiyet değiştirme olarak bilinen, aslında cinsiyet iptali olan ameliyatlara, bireysel hak ve özgürlükler maskesi arkasında gizlenen, sosyokültürel teröre ve her alanda zehrini yayan bu dayatmaya bir tepki niteliğindedir. Er Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla LGBT propagandasının aynı demografik savaşın farklı yönleri olduğunu ifade etti. Bir yandan insanlığın varoluşuna yönelik tehdit olarak LGBT propaganda ve dayatmasını fonlayan, diğer yandan ise İsrail'in Gazze'deki katliamlarını destekleyen şirketlerin ve kurumların aynı olması ise asla bir tesadüf değildir. Büyük aile buluşması yürüyüşü pazar günü saat 14'te Saraçhane Fatih Anıt Parkı'nda başlayacak. Efendim, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu medeniyetin çocuklarının elinden kitap ve kalemin düşmemesi gerekiyor dedi. Diyanet Akademisi eğitim yılı açılışında konuşan Ali Erbaş, akademi sayesinde hocaların daha donanımlı şekilde göreve başlayacağına dikkati çekti. Amacımız yeni sorunlara çözüm üretebilen, iletişimi kuvvetli hocalar yetiştirmektir ifadesini kullandı. Diyanet Akademisi sayesinde hizmet öncesi eğitimlerle hocalarımız daha donanımlı şekilde göreve başlayacak, hizmet içi ve ihtisas eğitimlerimiz daha güçlü ve daha kapsamlı hale gelecektir. Dini eğitim alanında uzmanlaşmanın önemine dikkat çekti. Amacımız yeni sorunlara çözüm üretebilen, iletişimi kuvvetli hocalar yetiştirmektir, dedi.
İslam medeniyetinin müktesebatını, temel kaynaklarını, konularını bilen, güncel meselelerin, sosyal değişimlerin farkında, yeni sorunlara çözüm üretebilen, İslam'ın insan, çevre, toplum, ahlak, Allah tasavvurunu özümsemiş, mesleki formasyonu güçlü, iletişim, etkileşim ve pedagojik yönü iyi hocalar yetiştirmektir. Yüksek ihtisas merkezlerimizin amacı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi'nin eğitim yılı açılışında kürsüdeydi. Erbaş, İslam'ın ilk emrini hatırlattı. Bu medeniyetin çocuklarının elinden kitap ve kalemin düşmemesi lazım ifadesini kullandı. Bütün yavrularımıza hangi okulda, hangi bölümde okuyor olursa olsun hepsine diyorum ki okullarınızda, derslerinizde ahlak ve hikmet yüklü medeniyet değerlerimizi en güzel bir şekilde öğrenerek o değerlerle donanımlı olarak yetişmenizi istiyoruz. Bunun için elinizden kitap ve kalem düşmesin diyoruz. Madem ki ilk inen sure oku diye başlıyor, ikinci inen sure adeta kalemi elinden bırakma, yani kaleme yemin olsun dediğine göre bu medeniyetin çocuklarının elinden kitap ve kalemin düşmemesi lazım. Sayın seyirciler, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin yapay zekanın sunduğu fırsatları dikkatle kullandığını belirtti. Yapay zekanın sunduğu imkanlardan yararlanırken ülkemizin temel değerlerinden ödün vermemiz mümkün değildir, dedi. Türkiye, yapay zeka gelişmelerini etik ilkelerden taviz vermeden uygulamaya kararlıdır. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin yapay zeka teknolojisine yaklaşımını bu sözlerle anlattı. Dijital çağın getirdiği yenilikler büyük fırsatlar sunmaktadır. Ancak bu fırsatları değerlendirirken toplumsal sorumluluklarımızı unutmamalı ve teknolojiyi insanlığın yararına kullanmalıyız. Yapay zekanın sunduğu imkanlardan faydalanırken ülkemizin temel değerlerinden ödün vermemiz mümkün değildir. Bu doğrultuda Türkiye hem ulusal hem de uluslararası arenada sorumlu ve ilkeli bir duruş sergilemeye devam etmektedir. Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Ayın Tarihi dergisinde Türkiye Yapay Zeka Çağına Hazır başlıklı bir başyazı kaleme aldı. Dezenformasyon konusuna ayrı bir parantez açtı. Yapay zekanın medya üzerindeki en büyük sorunlarından biri bilginin doğruluğu ve güvenilirliği meselesidir, dedi. Yapay zekanın etik ilkeler doğrultusunda geliştirilmesi ve kullanılması bu sorunların önlenmesinde kilit bir rol oynamaktadır. Özellikle dijital medyada hızla yayılan yanlış bilgilerin toplumları nasıl etkileyebileceği göz önünde bulundurulduğunda yapay zekanın sorumlu bir şekilde kullanılması önemlidir. Altun, yapay zekanın radikal değişimleri tetikleyen bir potansiyele sahip olduğunun altını çizdi. Toplum üzerindeki etkilerini göz ardı etmenin büyük bir hata olacağını belirtti. Sayın seyirciler, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı yayınlandı. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nden de işte bu konuda bir adım geldi. MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nı tamamlayacak olan zirveyi düzenliyor. Siber Güç Türkiye 24 zirvesi 6 Kasım'da MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin 4 yıllık siber güvenlik yol haritası belli oldu. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı 2024-2028 ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nden de buna ilişkin bir adım geldi. MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu, yapay zeka ve siber güvenlik adımlarına önemli katkılar sağlayacak bir etkinliği duyurdu. MGK kararlarını, Cumhurbaşkanlığı Genelgesini ve Bakanlığın Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nı tamamlayacak olan Siber Güç Türkiye 24 Zirvesi 6 Kasım'da yapılacak. Etkinlikte siber güvenlik ve yapay zeka alanında çözümler sunan girişimciler ve yatırımcılar bir araya gelecek. Dijital savunma hattı ve yapay zeka savaşları konularında oturumlar düzenlenecek. Bu alanlarla ilgili fırsatlar ve tehditler ele alınacak.
MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Başkanı Taha Çiftçi zirvenin detaylarını paylaştı. Gençlerin teknik bilgiye sahip olacak şekilde eğitim planlamalarının yapılmasının ve siber güvenlik alanındaki startupların yerli yatırımcılarla buluşturulmasının başarı için şart olduğunu vurguladı. Efendim, devlet hastanesinde robotik cerrahi ile böbrek nakli mümkün. Hatice Keskin, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde işte bu yöntemle yapılan böbrek nakli ile sağlığına kavuştu. Hiçbir sıkıntı çekmedim ben. Ameliyattan sonra da çok rahattım yani. Sağlığım yerine geldi yani. Hatice Keskin 69 yaşında. Şeker ve tansiyon hastalığı sonrası böbrek yetmezliği başladı. Nakil yapılmasına karar verildi ancak 120 kilo olduğu için açık ameliyat riskliydi. Oldukça sarkık bir göbeği vardı. Yani adeta dizlerine varan düzeyde bir göbek diyelim buna kaba tabirle. Ve bu hastanın kasığına bir böbrek koyma şansımız açık yolla pek yoktu. Çünkü koyacağımız böbreğin üzerinde adeta bir kum torbası ağırlığında bir göbek koyduğumuz alandaki böbreği ezecekti. Hatice Keskin, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde böbrek nakli oldu ve bu ameliyattan sonra kısa sürede sosyal hayatına geri döndü. Onun ameliyatı karın bölgesindeki yağlanma nedeniyle robotik cerrahiyle yapıldı. Aslında açık olarak gayet başarılı tüm merkezlerde yapılıyor. Biz de zaten çoğunlukla açık yapıyoruz böbrek nakillerini. Böbrek nakillerini cazip kılan özel bir hasta grubu var. Bunlar aşırı kilolu ve göbeğinde sarkıntısı olan, vücut anomalisi olan hasta grubu. Bunlar da bir avantaj sağladığı için ön plana çıkıyor robotik böbrek nakli. Karnının üzerinden açılan küçük bir kesiyle Hatice Keskin'e nakil yapıldı. Robotik cerrahinin en büyük faydası özellikle fazla kilolu kişilerde iyileşme sürecini hızlandırması. Kamunun güçlü olması hastalar için bir teminat oluyor. Biz çoğunlukla açık yapmakla beraber ihtiyaç duyulan bu tür hastalarda robotik cerrahi avantajını onlara sağlayabiliyoruz. Hiçbir bedel ödemeksizin ya da bir masrafa girmelerine sebep olmaksızın. Güzel bir haber paylaşalım. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 4. gruptaki 2. maçında İzmir'de ağırladığı İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Kerem Aktürkoğlu'nun 3 golüyle maçtan galip ayrıldık değerli izleyenler. Milliler Uluslar B Ligi 4. grup mücadelesinde İzlanda'yı ağırladı dedik. Mücadele 3-1 A Milli Takım lehine sona erdi. Henüz 2. dakikada Kerem Aktürkoğlu milli takımı öne geçirdi. 37. dakikada Paulson kornerden gelen topa iyi yükseldi, skoru eşitledi ve işte 52. dakikada ve 88. dakikada Aktürkoğlu yine sahneye çıktı. Bu sonuçla birlikte milli takım 4 puana yükseldi. Averajla grup liderliğini aldı. Bunu da paylaşmak istedik sizinle. Zor bir gündü. Güzel bir haberle en azından veda etmek istedik. İyi geceler. Yayın gece bakışıyla sürecek.